Hayırlı sabahlar sevgili seyirciler. Gününüz aydın, kalbiniz huzur, evleriniz bereketle dolsun efendim. Yaklaşık 2 aylık bir aradan sonra tekrar Kanal 7 ekranlarında değerli hocam Profesör Doktor Mustafa Karataş ile sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Hayırlı bulduk. Sabahlar. Hayırlı olsun, bereketli olsun Rabbim. Külliyatın garibun, her yakın gelecek yakındır diyor. Dolayısıyla yine buluşmuş olduk izleyicilerimizle, seyircilerle. Rabbim bereketli, feyizli, huzurlu bir program ve evlerimize de mutluluklar nasip eylesin. Amin, inşallah. Nasip eylesin. İnşallah. Evet. Şehitlerimizi anmadan hemen başlamayacağım. Çünkü Pençekilit Operasyonu'nda şehitlerimiz var. Azerbaycan'da 50 tane şehit kardeşimiz Allah var. Allah rahmet eylesin. Allah onlara rahmet eylesin. Hastalarımıza şifa diliyorum. Amin. Borçlulara bolluk, bereket, helalinden bol bol kazançlar diliyorum. Amin, amin. Evlenecek olan kardeşlerimize hayırlı kısmetler nasip etsin Rabbim inşallah. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Amin hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün stüdyomuzda misafirlerimiz de var. Sizler de hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. İnşallah sizlerden de sorular alacağız. Evet sevgili seyirciler, öğrenmek istediklerinizi, merak ettiklerinizi, sormak istediklerinizi, hatta uygulamalı olarak görmek istediğiniz ibadetleri bize yazabilirsiniz. Telefonla arayabilirsiniz. Hatta görüntülü çekip WhatsApp hattımıza sorularınızı atabilirsiniz. Ben hemen programa başlamak istiyorum. Hayırlısıyla diyelim. Ve hocam arkadaşlarımızdan güzel kızımız Dilara mikrofonumuzu aldı, sokağa çıktı. Bakalım halkımız neler sordu. Selamünaleyküm hocam. Benim sorum, camiye gidiyoruz, perde yok, önde erkekler, arkada bayanlar ama giriş çıkışlar serbest. Namaz kılarken erkekler de görüyorlar. Caiz midir ya da sevabı günahı nedir? Evet hocam. Şimdi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde, Mescid-i Nebevi'de ilk zamanlar kadınların giriş kapısı ayrıydı. Erkeklerin giriş kapısı ayrıydı. Ancak önde erkekler, arada çocuklar, arkada da hanımlar namaza dururdu. Arada bir perde de yoktu. Daha sonra kadınların kapıları tamamen giriş çıkışlar daha özel yapıldı. Şimdi bu arada bir çocuklar olursa, mesafe olursa kadınların arkada durması, erkeklerin de kadınların namaz kıldığını görmemesi şartıyla perdesiz olabilir. Ama normal şartlarda bir kadın erkeklerin arasında rüküyle, secdeyle bir namaz kılıyorsa erkeklere görünmemesi lazım. Evet hocam, kılarken erkekler yanından geçince bir mahsur var mı? Şöyle, kadın namazını kılarken herkesin geçeceği bir yerde namaza durmuşsa, evet, görülüyorsa, evet, diyelim ki Fatih Camii'ne gittiniz. Geçenlerde gittik biz de, evet, tanıtım çekmek, evet, için. Fatih Camii'nde binlerce insan giriyor çıkıyor kapıda. O sırada siz kapının önüne yanına durdunuz. Geçen herkes sizi görüyor namaz kılarken. Bu doğru değil. Böyle günah, yani farzdan sevap alırken bir de haram işlemiş oluyor. Burada günah haram gibi işleyen kadın yanlış yerde namaza durdu. Tabii yanlış yerde namaza durdu. Bunu engellemek için kadınların yeri bir paravanla ya da bir duvarla, bir perdeyle ayrılmalı. Sesleri mümkün mertebe erkek tarafına geçmemeli. Erkeklerin sesi çok fazla kadınları rahatsız etmemeli. İki taraf için de söylüyorum. Evet. Burada bir ayrım olması lazım. Hocam bazen şöyle bir şey oluyor. Ben mesela kadınlar bölümü oluyor, perdeyle ayrılıyor. Ben perdenin bu tarafında kılıyorum ama perdenin diğer tarafında da erkekler kılıyor. Aslında aynı hizadayız. Sadece perde var aramızda. Bu namaz oluyor mu hocam? Aynı hizada olsak da perde varsa, arada bir kişinin gireceği kadar boşluk varsa namaz caizdir. Aynı saflarda erkekler önde, diyelim arkada 2-3 tane kadın namaza durmuş. Onun arkasında erkeklerin namaza durması caiz değil. Yani aralık da olsa, evet, görünüyorsa kadınlar caiz değil. Ama yan yanaysa, burası erkekler, burası kadınlar. Tahta olsa hemen çizecektim. Hocam şöyle düşünün. Biz bayanlar bölümündeyim ben. Burada arada bir tane perde var. Ha, sizinle aynı hizadayız. Burada perde olsa, orada imam kıldırsa, burada erkekler, evet, kılsa, böyleyim, burada da kadınlar kılsa, perde varsa namaz caiz. Evet. Hatta perde yoksa, bak onu da söyle. Evet. Perde yok. Bizim fıkıh kitaplarında açıp bakabilirler. Mülteka'da şunu yazar. Bir kişi boşluk varsa arada, omuz omuza gelmiyorsa
bir kişi sığacak kadar boş. Şu şekilde durmamızda bu şekilde namazımız de olur. Arkadaki cemaatin erkek kadın yan yana olsa bile namazı bozulmaz. Böyle bir boşluk olması lazım. Ya da perde olursa daha güzel olur. Evet. Dilara'nın sorularından bir tane daha alalım. Selamun aleyküm hocam. Birinde kul hakkı olduğu zaman... Mahkeme-i Kübra'ya kalır. O çok zor tabii. Ne yapmak lazım hocam? Ölenlerin arkasından şimdi ne yapmak biri, lazım? Ölenlerin arkasından iş zor. Ölmeden imkan varsa bak birini dövdünüz, vurdunuz, küfrettiniz, kalbini kırdınız, gücendi, komşunuzdu mesela, sizden küs oldu, çekti gitti, evini taşıdı, hayatı alt üst oldu. Ama yaşıyorlar. Sen de sonradan düşündün ki ya değmezmiş. Beş para etmeyen işler için kavga etmişiz. Ya git hemen onu bul, barış, helallik dile ki ahirete kalmasın. Ölmüş, kaybolmuş, bir daha bulamayacaksın. İşin zor artık. Burada helallik almak için acele etmek lazım. Bak Allah-u Teala kendine ait kusurlarımızı affediyor. Ama bir başkasının kusuru, eksiği, gasp ettin, onu dövdün, sövdün, malını yedin vesaire, namusuna iliştin. O sana hakkını helal etmeden Allah seni cennete göndermiyor. Bekleyeceksin orada. Bu sana hakkını beklemek orada mahşer günü öyle kolay bir şey değil. Evet. Kan seyircilerimizden... Bir hanımefendinin bu konuyla ilgili bir sorusu vardı. Ben hemen mikrofonu vereyim. Buyurun. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ben şimdi şunu merak ediyorum. Ben mesela birine hakkımı helal etmiyorum ama orada karşılaşmak da görmek de istemiyorum belki. Yani etsem daha mı iyi? Böyle bir şey var mı gerçekten? Bekleyecek mi helallik istemek için? Şöyle. Ben haklıyım. Mağdur olan benim. Öyle. Burada zulme uğramışım. Hakkımı yemişler. Bir de ahirette de mi onlarla sıkıntıya gireceğim? Evet, hayır, diyorsun. Ben sıkıntıya girmeyeceğim. O bize zulmeden, bize haksızlık yapan sıkıntıya girecek. Hatta ben, biz de öyle dua ediyoruz. 7 zümre var ki Allah onları mahşerde özel, şöyle diyeyim, localarda öyle düşünün, misafir edecek. Hesap günü bak, hesap. Herkes kan ter içerisinde kalırken Allah seb'atun yuzilluhumullah yevme la zille illa zille arşi. Allah 7 grup var ki onları özel mahşer günü böyle koltuklarda ağırlayacak. Arşın gölgesinde ağırlayacak. Kim onlar? Adil yöneticiler. Kalbi camilere, mescitlere, namaza bağlı insanlar. Birbirini Allah için sevenler. Zina için davet edildiğinde ben Allah'tan korkarım diyerek namusunu koruyanlar, efendim Allah için buluşup Allah için ayrılan Müslümanlar, gençliğini Allah yolunda harcayanlar, tenhada gözyaşı döküp Allah diyenler ve sadakayı gizlice verenler. Şimdi onlara sıkıntı yok ki. Onlar rahat edecek. O hesabı görülecek olan sıkıntıya girecek. Ben sıkıntıya girmeyeceğim. Şu akla geliyor. Mahkemede onu bekleyeceksin. O zaman işin zor. Benim işim zor değil. Onun işi zor. Çünkü benim günahım ona verilecek. Onun sevabı varsa bana verilecek. Ben orada hep kârlıyım. Allah kimseye zulmetmez. Ben haklıyken bana orada zarar verir mi Cenab-ı Hakk'ın mahkemesi? Vermez. Evet hocam, izninizle hocam, biz programımızda hediyelerimiz de var. Hocam bilgileri verirken aynı zamanda güzel hediyelerimiz de olacak. Benim en çok beğendiğim hediyelerden bir tanesi bu şekilde kalemli Kur'an-ı Kerim. Açmaya çalıştım, öyle açabilirsem. Uzun tuttum açılır. Buyurun. Özellikle Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenler için ya da yavaş okuyanlar için bu şekilde Kur'an'ı kalemi tutarak çok güzel Kur'an'ı okuyabilirler, dinleyebilirler. Buyurun hocam. Böyle ayet ayet de okutabilirsiniz. Baştan buraya tutarsınız. Yasin suresini hepsini okur. Size. Ha, o özelliğini bilmiyordum tabii, hocam. Tabii. Sureye tuttuğunuzda. Buraya tutarsanız
Hepsini okur. Buraya ayet ayet tutarsanız tek tek okur. Süper hocam. Evet. Gerçekten kim düşündüyse Allah razı olsun. Büyük bir hizmet olmuş. Evet, ikinci hediyemiz. İkinci hediyemiz. Ben de şimdi gördüm. Yönetmenimiz Şükran bulmuş bunları. Çok güzel hediyeli Medine ipeğinden başörtüleri ve yine saf ipekten çok güzel rengarenk başörtüler. Ve bir izleyicimize de Gerçek Kuka'dan tesbih hediye edeceğiz. 4 tane hediyemiz var. Bu hediyeleri kazanabilmek için de önce hocamı dinliyoruz, bilgilerinden faydalanıyoruz. Ondan sonra da ben şifreler vereceğim. Hem yazılı olarak vereceğiz hem ben sözlü olarak söyleyeceğim. Şifreleri takip ediyoruz. Programın sonunda bizi arayan ilk 4 izleyicimize bu hediyelerimizi takdim edeceğiz. Hemen bir tane daha sokak sorularımızdan bir tane daha alalım. Oh, hocam, güzel hocam, ben sana bir güzel bir soru soracağım. Öncelikle sana selamımı veriyorum. Selamün aleyküm. Bir konuda bir bayanımız kocasından çalışırsa izin almalıdır mı? Bunu bir açıklar mısın bana? Ne tatlı konuşuyor değil mi hocam? Bir bayanın çalışması için eşinden izin alması gerekiyor mu? Eşi izin vermezse işi bırakması mı gerekiyor hocam? Şimdi evlenince evin geçimi, kadının giyimi, kuşamı, barınması, çocukların eğitimi hepsi babanın vazifesidir, erkeğin vazifesidir. Dinimize göre böyle. Evet. Bu şekilde evlenmişse, koca da hanımının çalışmasına razı değilse, ben zaten getiriyorum, hiçbir şeye muhtaç değilsin diyorsa çalışması gerekmez. Ama bir kadın çalışıyor, okumuş, bir meslek edinmiş, doktor olmuş, öğretmen olmuş. O yolda hizmet etmek istiyor, bir üretmek istiyor, faydalı olmak istiyor memlekete, millete, evlada. Kocası da bunu bilerek evlenmiş. Daha sonra diyor ki sen çalışmayacaksın. Burada insanın hakkına bir tecavüz var. Niye? Çünkü kadının sadece ev işi yapması çok zor bir şey belki. Yani en zor şey ev hanımı olmak da. Ama diyelim ki evin işleri yürüyor, sıkıntı yok. Ama üretmediği zaman bunalıma giriyor. Üretmediği zaman kendini değersiz görüyor. Bir işe yaramıyorum diye görüyor. O kadının çalışması güzel bir şey. Helalinden tabii. Yani İslam'a göre kastediyorum. Bu şekilde mani olursa kadın hakkını arayabilir. Ama gerçekten çalışmayan bir hanımefendiyle evlenmiş, ben senin çalışmanı istemiyorum diye başında söylemiş, burada onun çalışmasına da gerek yok. Evlenenler, baştan yıllarca söylüyorum, biz duyduğumuzda bize ters geliyor ama aslında İslam'a göre çok doğru. Bu evlilik sözleşmesi var ya. Evet hocam. Evlilik sözleşmesini yapması lazım evlenenlerin. Mesela ben çalışacağım, bana müsaade edeceksin. Ben şu işi yapacağım. İşte ne bileyim, çocuklarımızı şurada okutacağız. Memleket olarak şurada yerleşeceğiz, orada çalışacağız. Bunları yazarsak ve birbirimizi de onaylarsak kavga az olur. Hocam aslında bu evlilik sözleşmesini biraz ayıp gibi görülüyor toplum içinde. Ama ayıp dediğiniz değil. Gibi aslında. Aslında bizde ayıp diye görülen şeyler hep sonradan kavgaya sebep oluyor. Mesela akrabaya borç veriyoruz, yazmak ayıp geliyor değil mi bize? Ama Allah diyor ki yaz diyor, yaz. Çünkü yarın bir gün aran açılabilir, yarın bir gün ölebilir, başına bir şey gelebilir, unutur. Sen 3 demişindir, o 2 anlamıştır. Bu yazı gösterdiğin zaman, imza da var orada, sözleşme de öyle. Bak biz yazmıştık, sen bana izin vermiştin çalışmak için, ben senden söz almıştım dersin, güzel olur. Evet, şimdi şifrelerimizi vermeye başlayalım. Biraz sonra vereceğim şifreyi. Yine sosyal medyadan gelen bir sorumuz var. Konya'dan bir izleyicimiz sormuş. Selamünaleyküm hocam, bir sorum olacak. Bacakları öne doğru uzanarak oturarak Kabe'ye doğru namaz kılmak mümkün müdür? Namazı böyle yapan kadınları sık sık görüyorum demiş. Herhalde oturarak bacaklarını uzatıyor hocam. Öyle namaz kılıyor. Zaten biz öyle tarif ediyoruz. Yani evet. Müşteva bir saygısızlık bugün, olarak bugün görüyorum. Oturarak namazı anlatacağız ya. Evet, gelsin hocam. Müşteva buradaysa. Biraz sonra alalım mı hocam? Alalım. Müşteva hazırlanırken. Tamam. Ben de birkaç tane daha soru sorayım. Yani nasıl oturacak onu gösterelim namaz kılarken. Evet.
Hocam günümüzde herkes araya adam sokup bir yerlere yerleştiriyor. Ben hak yememek için her seferinde reddettim. Fakat işsizim. Şimdi mülakata çağrıldım. Torpil yaptırmam günah mıdır demiş hocam. Maalesef bu da bizim yaralarımızdan bir tanesi hocam. Burada rüşveti ve araya adam sokmayı referansı şöyle bir ince çizgisi var. Onu koymamız lazım. Mesela devlet demiş ki sana her ay 5000 lira vereceğim. Emeklisin, yaşlısın, dulsun 5000 lira vereceğim demiş. Bu benim hakkım. Değil mi? Evet. Bu hakkımı alamıyorum. Birine söylemesem vermiyorlar. Araya bir adam tanıdık koymasam işlemlerim olmuyor. Benim bu hakkım. İşte orada gidip Nursel Hanım bana yardımcı ol. Bak ben alamadım. 2 ay bekledim. Olmadı şu işim. Bu şey adam kayırmacaya girmez. Doktora gittiniz. Size dediler ki 15'inde gelin hastaneye. Tekrar. 15'inde gittiniz. Sizi almıyorlar. Bu sizin hakkınız. Daha önce bana söz verdiniz. Beni alacaksınız. Onlar beklesin. Doktoru ararsın, başhekimi ararsın, tanıdık birine söylersin. Bunlar torpil olmaz. Yani ne demek istiyorum? Alacağını alabilmek için, kesin hakkın olan bir şeyi alabilmek için araya adam koymak ya da zorlamak, öne geçmek bunlar torpile girmez. Ama senin hakkın değil. Herkes ortak. Kimin sırası varsa, kim başarılı olacaksa, kim efendim işte o soruyu biliyorsa, hatta şu hediye üzerinden konuşalım. Konuşalım hocam. Şimdi hediyeler hocam, Kur'an-ı Kerim, kalemli Kur'an-ı Kerim çok güzel. Ya aradan bana da göndersene. Evet, bunu çok alıyoruz evet izleyicimizden böyle talepler. Aradan ya işte oğlana ulaşıyor, hanıma ulaşıyor bilmem ne falan. Buranın hakkını ben ona verir. Seyirci bildiği halde ona vermezsem buna torpil denir, günah olur. Haram olur. O herkesin hakkıydı çünkü. Herkesin hakkını birine istismar ettirmen. Bu günahtır. Aracı evet. Koymak bu anlamı. Evet hocam. Bir arkadaşımla işe girdiği ortamlarda sürekli tekrar evlenmek istediğini söylüyor. Hanım rahatsız oluyor. Bu şekilde konuşarak evliliğine dinen zarar vermiş oluyor mu? Edepsizlik yapıyor hocam. Yani. Sen verdin cevabı. Ben bir şey yani demedim. Sinirlendim hocam. Hanım olunca şimdi hanımlara sormak lazım. Ama var hocam öyle boş boş konuşan erkekler var değil mi? Yani. Şimdi tersini düşünelim. Yani tersine bir erkek kaldırabilir mi? Bak canımı sıkarsan gider başkasıyla evlenir. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. O zaman erkek boşama lafını böyle evlilikle ilgili ikazı falan bunları diline gönlüne sahip olacak. Böyle bir şey düşünmesi abestir. Yani ne demek? Sen ne diyor? Beni kafamı bozarsan gider evlenirim. Yok sürekli evlenmek istediğini söylüyormuş. Ha evlenmek istiyor. Evli zaten ama yani, bir daha evlenecek. Öyle hocam boş konuşuyor aslında. Boş konuşmuyor aslında. Fırsat bulsa evlenir. Yani muhtemelen. Muhtemelen evet. Yani görüyoruz Allah ya. Allah ıslah etsin fırsat gerçekten. Bulunca evleniyor onlar. Şimdi bu haramdır, günahtır. Kadını sürekli rencide eder. Şu dinimizde şu var. Onu ben her seferinde söylüyorum. Bak Allah-u Teala bir de karar kılmayı, bir eşle yaşamayı bize adalet açısından da insanlık açısından da tavsiye ediyor. Fakat şu kapıyı kapatmamış. Yani bir adamın yaşadığı bölge, yaşadığı ülke, yaşadığı toplum, şartlar ikinci, üçüncü evliliğe izin veriyor. Kadın bunu biliyor, buna razı. Erkekler bunu bu şekilde babasının nikahını mı var? Böyle büyümüş. Tabii onun şartları var hocam. Burada bunu söylerse bir adam onun durumu farklı olur ama biz evlendiğimizde bir eşimize ne demiş oluyoruz aslında söylemesek bile zımnen ben seninle evlendim artık başka bir kadınla evlenmeyeceğim demiş oluyoruz. Bunu söz veriyoruz nikahta. Dolayısıyla onun tekrar ben ikinci evleneceğim demesi
helal olmaz. Hocam nikahlarına bir zarar geliyor mu bu tarz konuşmalar? Nikahı işte boşanma şeylerine doğru götürür, nikahı zarar verir. Tabii. Evet. Bağı zayıflatır. Evet. Sabah namazından sonra bu duayı okuyorum. Merveciğim, Şükrancığım, isterseniz o duaya dijivole verelim. Bu dua fakat anlamını bilmiyorum. Kafama takılan özellikle Said-i Nursi isminin duanın içinde olması, bu duayı okumak doğru mudur demiş hocam. Neymiş bakayım? Evet, buyur hocam. Tövbe istiğfar duası. Allahümme ecirna minen nar, Allahümme ecirna min kulli nar. Ya Rabbi bizi cehennem ateşinden koru diyor. 3 defa, 7 defa. Fitnetül mesih dünya, dünyanın fitnesinden koru, nefse emmareden koru. Bak burada ne demiş bak. Allahümme ecirna min şerrin nisa, kadınların şerrinden koru. Hocam bu doğru bir şey mi yani? Biraz... Şimdi... Bir hocam erkeklerin şerri yok mudur? Erkeklerin öyle de değil mi? Erkeklerin de şerri var ama... Burada şöyle... şerrin nisa... özellikle erkeklerin zaafı noktasında bir kadın şeyi vardır, zaafı vardır. Erkek duada yani kadın da bu duayı yapacak. Harama düşmemek konusunda evet. Bu duayı yapacak ama özellikle şerr-i nisa'nın burada zikredilmesi tuhaf geldi bana da. Bela-ün nisa, fitnet-ün nisa, kadınların fitnesinden, belasından, erkeklerin de var. Efendim kabir diyor. Nerede Said Nursi geçiyor? Onu, ha şurada. Binaenle Allahümme edhilla ve edhülhu üstadela Said-i Nursi. Burada diyor ki ya Rabbi bizi cennete sok, üstadımız Said-i Nursi'yi de cennete sok diyor. Bu onların cemaatinin bir hizbi duası. O duanın içerisine hocasını da katmış. Biz hatim duasında Allahümme erham ümmete Muhammed'in rahmetine amme diyoruz. Ya Rabbi bunları hocalarımın, üstadlarımın, babalarımın diyoruz. Ama bu doğrudan isim zikretmiş. Eğer bizim üstadımız değilse bizim bu duayı yapmamız doğru olmaz. Ama bu şekilde dua yapmanın bir mahsuru yok değil mi hocam? Yani hocası ise hocası. O cemaatin içerisinde evet. Birisi yapabilir. Ama ben bu duayı niye özellikle Said-i Nursi'yi oraya koyayım duama? Ben koymuyorum diyelim mesela. Koymak gerekmez. Gerekmez. Evet. Ama diğerlerinde bir sorun yok değil mi hocam? Ya, sabah namazından sonra yaptığı bir dua izleyicimizin. Ya orada işte ucuptan, kibirden, efendim insan hakkına tecavüzden, münafıkların şerrinden, fasıkların şerrinden, insanların şerrinden de var. Kadınların şerrinden de demiş özellikle 3 defa. Bir ne diyeyim? Adamın bildiriyoruz o zaman, adamın zaafı kadınların şerrindense duasını yapsın ama zaafı yoksa yapmasın. Gerek yok. Evet sanırım sizin bir sorunuz vardı. Ben mikrofonu size uzatayım. Buyurun. Hayırlı yayınlar hocam. Sağ olun. Hocam Esma-ül Hüsna'yı adediyle çekmek daha mı makbuldür? Çoğu yerde o şekilde yazılı. 150 sefer ya Fettah çekin gibi mesela. Şimdi bu kaç? 10. Şimdi karıştı demiş. Böyle yapınca. bir insana mesela şeye giden var mı? Spora giden var mı? Yürüyüş yapıyorum. Evde biraz fitness çalışıyorum. Peki. Aynı zamanda yürüyüş de yapıyorum. Bazı hareketleri kaç defa yapıyorsun? Değişiyor sayılar. Kaç 25 yaptığım oluyor, 50 yaptığım oluyor. Niye 50? Yani kasların çalışma şeyine göre. 52 olmaz mı? Olabilir. Ama sen 50 diyorsun değil mi? Evet, ya bir onda sabit kılıyorum yani. Bir sınır koymamız gerekiyor. Bu sınır... Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela demiş ki kim bu duayı 100 defa okursa demiş. Cuma günü La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hala külli şeyin kadir derse 10 köle azat etmiş gibi sevap olur. 100 günahı silinir, 100 derece alır. 100 defa dedi. Şimdi bize kim bunu söylerse deseydi kaç defa diye soracaktık. O bir sınır koydu. Peki ben 100 değil de 101 dedim orada. Peygamberin dediği kadar yaparım. 101 olursa da bir mahsuru yok. Dolayısıyla hocam, Esma-i Hüsna, Allah-u Teala'nın güzel isimlerini, evet. 99 tane güzel ismi var Cenab-ı Hakk'ın. Bunların içerisinde bir tane Ya Fettah'ı mı sordunuz? Ya Fettah,
kapıları açan demek, gönülleri açan demek. Yani Fettah'ın içerisinde her türlü açılış var, yenilik var. Bir halden diğer bir hale geçiş var. Mesela fetih diyoruz. Fetih Fettah'tan geliyor. Fetih müyesser oldu. İstanbul'u fethetti. İstanbul'u bize kazandırdı, kapılarını açtı demektir. Bunu 100 defa mı söyleyeyim hocam, 200 defa mı söyleyeyim diye bana sorsan, ben senin haline bakarım. Öğrenciysen sana derim ki 10 defa söyle yeter. Emekliysen sana derim ki 200 defa söyle. Bir de sınır böyledir. Sayının yani şöyle bir faydası var. Benim kendi adıma devamlılık getiriyor hocam. Tabii. Eğer elinde tesbih yoksa, sayı yoksa unutuveriyorsun, başka şeyler düşünüyorsun. Doğru. Ama burada bir şeye dikkat edelim. Son olarak onu söyleyeyim. Daha sonra yapamayacağın kadar bir sayıda yapmayacaksın. Mesela şimdi vaktin müsait, 500 defa her gün ben ya Fettah, ya Fettah, ya Fettah diyorum. Ama 10 gün sonra 500 defa diyemeyeceksin. Artık bir daha diyemeyeceksin. Bunu her gün kendine adet haline getirmişsen, az olsun, devamlı olsun. Hayrul umuri edvemuha ve inkalle. Az da olsa devamlı olandır. Her gün 10 defa söyleyip 10 sene söylemen daha doğru. Her gün 5000 tane söyleyip 3 gün söylemen yanlış. Teşekkürler gücün yettiği hocam. Kadar az olur. Hocam, o zaman arkadaşlar da ekrana verdiler. Bugün mesela Esma-ül Hüsna'dan bir tanesini hocam, faziletlerinden bahsedelim. Ve günde ortalama kaç tane çekelim söylediniz ama hocam, ortalama bize bir rakam söylerseniz tesbihat olarak. Şimdi, ve faziletlerinden biraz bahsedelim. Namazın sonrasında, her namazdan sonra 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber diyoruz. Kaç ediyor? 99 ediyor. Ne demek? O yaptığımız her tesbihat sanki Esma-i Hüsna'yı okumuş gibi oluyoruz. Yani 99'unu biz her zaman okuyamayız. Ezberimizde yoktur. Ama Sübhanallah'ı ezberliyoruz. Kolay. Elhamdülillah, Allahu Ekber. Ezberledik bunu. Onları söylemekle de aslında biz Esma-i Hüsna'yı okumuş gibi sevap alıyoruz. Fakat Allah-u Teala'nın her bir esmasında kendine ait sıfatları ve tecellileri vardır. Mesela Er-Razzak, rızkı bol bol veren demektir. Bir insan fakirse, daralmışsa, rızık beklentisi varsa hangi isme rağbet edecek? Ya Razzak, Ya Razzak zül kuvvetil metin. Ey güç kuvvet sahibi Allah'ım, rızkı veren Allah'ım, bana da rızık ver. Bu duaya sürekli devam ederse, tembelin duasını anlatırım ileride inşallah. Evet hocam. Ona Allah rızkını verir. Evlenmek istiyorsunuz, iş kurmak istiyorsunuz, yeni bir hayata atılmak istiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda bunlar olmuyor, bulunduğunuz şartlar size yetmiyor, daralıyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Bir baskı oluşmuş ruhunuzda falan, yeni ufuklar açılmasını, yeni alemlere seyretmek, Allah'ın karşınıza hayır bereketi getirmesini arzu ediyorsanız işte El Fettah. Ya Fettah. Ya Fettah'a çok devam etmek lazım. Ve bunun en güzel duasını da Peygamberimizin bir duası var. Allahümme ya müfettihal ebvab iftah lana hayral bab. Ey kapıları açan müfettih, Fettah'la aynı. Kapıları açan ya da ya Fettah, iftah lena hayral bab. Bana hayır kapılarını aç. Bu duayı Peygamberimiz öğretiyor. Demek ki Fettah, hayır kapılarını açan bir duadır. Ya Fettah zikrine devam edersek bize hayır kapıları açılır. Zor olan yerler bize kolaylaşır. Girilmesi zor olan yerlere gireriz. Erişilmesi zor olan makamlara erişiriz. Elde edilmesi zor olan imkanları elde ederiz. Allah her şeye kadirdir. Çünkü kapıları açan Allah'tır. Gönülleri açan Allah'tır. Senin işini Allah başkasını vesile eder, gelir, ayağına getirir. Allah her şeye kadirdir. Ne sen güzel. Ararsın, ararsın, bulamazsın. Allah onu senin ayağına gönderir. Aslında çok da zor değil yani. O zaman bundan sonra her gün en az 100 tane El Fettah çekelim. Öyle evet, değil mi? Yani bir insan daralmışsa 100 tane, 100 önemli bir sayıdır. Peygamber Efendimizin de hadislerinde var.
100 defa ya fettah. Bu şunu sevmiyorum ve katılmıyorum. Öyle bir, çünkü dinimizde, peygamberimizin hadislerinde, sünnetinde öyle bir kural yok. Ebced'e göre bunun rakamlarını, harflerinin rakamlarını bulalım. Ne yapıyor fettah? Hesap etmem lazım. İşte 749 yapıyor. 749 tane çeki. Bu yok. Bunu kendiniz yormayın böyle bir şey. Eddini yusrun ve len teşaddet din. Dinde olmayan bir şeyi dine sokuşturmayın. Din kolaydır. Kendinizi yormayın. Allah sizin ne dediğinizi biliyor. Cenab-ı Hak şöyle gönlümden geçirsem, dilime söylemesem de ya Allah zaten ne isteyeceğim biliyor. Bunlara ne gerek var desem olur mu? Niye olmaz? Çünkü Allah-u Teala bir gayret, sen elini uzatacaksın. İki, Cenab-ı Hak diyor ki üd'uni estecib lekum. Siz benden isteyin, ben kabul edeyim. Allah isteyin demiş, biz istemiyorum ya Rabbi diyoruz. Şimdi birisi şöyle dua ediyormuş. Allah'ım varsın, birsin, ne diyeceğim bilirsin, El Fatiha. Yani şimdi bu doğru bir dua mıdır hocam? Bu yanlış bir dua. Bu belki o adam için doğru ama Cenab-ı Hak böyle istemiyor. Kulum iste diyor, biz, sen biliyorsun. Ya da diyor ki ben seni her gece rahatsız etmem, Kadir Gecesi'nden Kadir Gecesi'ni isterim. Estağfurullah. Evet hocam, bu programımızı, sezonun ilk telefonunu alıyoruz. İlk misafirimizi ağırlayalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Sadık Bey Ankara'dan. Hoş geldiniz. Ankara. Teşekkür ederim. Ya hocama bir sorun var. Kusura elbette. Estağfurullah. Buyurun hocam, dinliyor sizi. Hocam bundan 8 sene önce babam vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Sağ ol hocam. Şimdi ölmeden önce küçük kardeşine bütün malını bağışladı. Biz 6 kardeşiz. Küçük şimdi kardeşine verdi. En küçük kardeşine malı bağışlamış. Malımızı. Tapuları verdi mi? Vermiş hocam. Vermiş. Evet. Ondan sonra şimdi öldükten sonra ben durumumda olmadığı için ben babama hakkını helal etmedim. Yani bunun günahı var mıdır? Ne yaptınız babanıza da kızdırdınız, adam hepinizi mirastan mahrum etti? Biz normalde 6 kardeş, 4 erkek, 2 kız hocam. Babaya bir kötülük mü yaptı diğerleri? Yok hocam. Ya burada yani babaya hakkımı helal etmiyorum. Dedim, evet, günahı var mıdır? Şöyle, önce mirası kısaca bir nasıl verilir? Tabii, buyurun onu hocam. Anlatayım. Tabii. Şimdi bu malı ben kazandım. Değil mi? Evet. Hiçbir şeyim yoktu. Babanız çalıştı, çabaladı, bunları kazandı. Hayattayken sana vermiyorum, buna veriyorum. Çünkü bu bana iyilik yaptı. Siz bana kötülük yaptınız ve baba bunda haklıysa bu yaptığında yanlış yok. Bak, yanlış yok. Ama bunlar da iyilik yaptı. Bunlar da iyilik yaptı ama bunlar köyden gittiler. Gözden uzak, gönülden de ırak. Bunlar kız. Kocalarından da alıyorlar. Buna vereyim. Burada ayrımcılık yaptı. Bu ayrımcılıktan dolayı baba günahkar oldu. Ben de hakkımı helal etmiyorum. Diyebilir. Diyebilir tabii. Evet. Diyebilir. Yani bu ikisini ayırmak lazım. Yoksa adam bırak malını istediği bir kime veriyorsa versin yani. Bana ne? Kazanmış o. Yok, sen bunu veremez. Verir hayattayken. Ama öldü. Öldükten sonra malımı şuna verin, buna verin demenin dinimizde de, kanunlarda da hiçbir yeri yok. Kanunlar, hukuk ve dinimiz... Babanın o vasiyeti geçersiz der, annenin vasiyeti geçersiz der. Kim ne kadar hak ediyorsa verir. Bu da dinen doğrudur. Evet, sorumuzun cevabını aldık mı? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ ol, hayırlı günler. Be. Şimdi ilk şifremizi vermek istiyorum. Bu güzel kalemli Kur'an-ı Kerim, Medine ipeği eşarp, kuka tesbih ve ipek eşarplar için ilk şifremiz Peygamber Efendimizin isimlerinden bir tanesi Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Evet arkadaşlar, alttan da verelim. Evet hocam, ben sorulara yine devam edeyim.
Yine bir tane gelin hanım soruyor hocam. Bir yıllık evliyim. Kaynanam ile aynı evde yaşıyorum. Kaynanam beni sevmiyor ve eşimle aramı bozuyor. Eşime bir şey olduğunda seni bırakacağım diyorum. Günah var mı hocam? Erkek mi soruyor bunu? Bir yıllık evliyim. Bilemiyorum hocam şey olarak. Ama kadına benziyor hocam. Kadın kaynanasıyla yaşıyor. Arası iyi olmadığı için eşine seni boşayacağım diyor. Evet. Öyle mi? Yani işte bir sorun yaşadıklarında herhalde şöyle diyordur. Ben seni anneni çekemem, çekip gideceğim demek istiyor. Tabiri caizse böyledir herhalde, değil mi? Yani burada hep beraber yaşayamaz mıyız? Yaşayamaz mıyız? Anneyle, var babayla. Var mı böyle sorun yaşayan, var mı aranızda? Sorun yaşayan yok da hani birlikte yaşam zoru oluyor. Böyle. Evet. Eskiden o kadar kalabalık aileler beraber yaşanıyordu ki hocam. Ben bizim Karadeniz'de bilirim. Bütün gelinler beraber aynı evde yaşardı. Kiralar yükseldi. Artık büyük aile yaşamak zorundayız. Anne babayı yanımıza almak zorundayız. Yani şimdi birincisi sorunu sor, ondan sonra cevap vereyim. Peki, buyur. Hocam soru değil de şöyle bir sorun var günümüzde. Herkes bireysel yaşamak istiyor. Hele ki gençler. Bir de Z kuşağı olayı falan var. Gerçekten hani herkes odasına çekiliyor. Ben kayınvalide değilim. Gelinim yok. Öyle bir sorunum yok. Ama genel anlamda gençler yalnız yaşamayı tercih ediyor. Bizim gibi yaşlılar da bireyselliği sevmiyor değil yani şimdi açıkçası. Onlar da gürültü istemiyorlar. Kalabalık istemiyorlar. İstemiyorlar. Doğru. Benim de ilk tercihim Hazreti Ömer'in sürekli yaptığı gibi akrabalar birbirini özleyecek kadar biraz uzakta dursunlar. Evet, bu önemli bir. Bugünkü ağır şartlarda, büyük şehirlerde, yoğun çalışma stresi içerisinde akşam evine gelmiş bir adamı düşün. Eşiyle, çocuğuyla vakit geçirmek istiyor. Yorgunluğunu atmak istiyor, dinlenmek istiyor. Ama evde bir büyük varsa bir kenarda oturmak durumunda kalıyor. Sıkılıyor. Gelin öyle. Devamlı hizmet, hizmet, hizmet. Çoluğuyla, çocuğuyla bu sefer ilgilenemiyor. Kendiyle ilgilenemiyor. Bunlar bunalıma sebep oluyor. Strese sebep oluyor. Bir de yorgun. Yorgunluğa sebep oluyor. Burada mümkünse ayrı oturun diyorum. Ayrı oturun diyorum. Ama mecburiyet varsa, hastadır, bakıma muhtaçtır. Para açısından iki ayrı evde oturmak mümkün değildir. Geçim derdinden vesaire. O zaman da insan beraber birlikte oturabilmeyi hazmetmesi lazım. İçine sindirmesi lazım. Şimdi hemen bunu yuva yıkma sebebi yapmak. Al anneni babanı git ya da ben gidiyorum. Bu doğru değil. Bak eskiden herkes böyle yaşıyordu zaten. Ve çocukların yetişmesinde, hayata bakışta, duasını alıyorsun. Çocuklar onlardan, dededen, nineden çok şey görüyor. Onun aşkı, akrabalık bağları güçlü oluyor. Şimdi insanlar sadece kendini düşünür hale geldiler. Bu da hem ruhumuzu incitiyor, hem de yaşlandıktan sonra tamamen yapayalnız kalıyoruz. Kimsemiz olmuyor. Çünkü sen insanlarla yaşamadın. Hep kaçtın, sonunda da yalnız kalacaksın. Mendakka dukka, etme bulma dünyası. O yüzden büyüklere tahammül etmemiz lazım. Ama mümkünse, imkan varsa da ayrı oturmakta fayda. Bu evet, kadının yaptığı doğru değil. Ben de çeker giderim demesi doğru değil. Beraber çözecek. Tehlikekar bir dille, tabii, konuşmak hoş bir şey değil. Şimdi hemen ilk görüntülü sorumuzu alalım. Hocam iyi yayınlar. Size iki sorum olacaktı. Cevaplarsanız sevinirim. Hocam çok yakın zamanda burun ameliyatı oldum. Yaklaşık 15 gün kadar oldu. Bu süreçte namazlarımı kılamadım. Abdest alamıyorum. Burnumda dikişlerim hala duruyor. Doktorum da bir ay kadar alnımı secdeye gitmemesini söyledi. Ameliyat dolayısıyla. Abdest alırken burnuma su vermesem abdestim geçerli olur mu? Oturarak namaz kılabilir miyim? Ya da nasıl kılmalıyım? Bir de gusül abdestini bu süreçte nasıl alabilirim? Çünkü burnuma su değdiremiyorum tam. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
Evet hocam, şimdi burun ameliyatı ya da göz ameliyatı olanlar abdest alamıyorlar ya da secdeye gidemiyorlar. Bununla ilgili sizden bilgi alacağız ama kısa bir araya girmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra hocam cevaplayacak. Evet sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra tekrar hocamla birlikteyiz. Reklama girmeden önce bir WhatsApp sorumuz da hocam. Kıbleye doğru uzanarak namaz kılmak doğru mudur diye bir sorumuz ayaklarını vardı. Kıbleye ayaklarını edelim. Kıbleye doğru uzatarak. Müşteba, hoş geldin Müşteba'cığım. Müşteba aldı yerini. Göstereceğiz şekil olarak. Bir de hocam burun ameliyatı olanların abdesti, gusülü ve namazı. Tamam. Buyurun hocam. Ama bu arada telefonumuz hazır mı? Bir işaret gelmişti bana. Hazır mı? Hazır. Evet hocam, izninizle önce bir telefonumuzu alalım. Alo. Alo. Buyurun efendim. Erzurum'dan. Erzurum'dan hoş geldiniz. Hoş buldum. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Buyurun hocam, sizi dinliyor. Merhaba hocam. Hayırlı yayınlar. Sağ ol kızım. Erzurum'a selamlar. Buyurun. Aleyküm selam. Hocam benim sorum, annemin 3 tane çocuğu daha 1 yaşına basmadan vefat ediyor. Evet. Aynı hastalıkta. Evet. Hocam o zamanın hocaları annem ve babamız diyorlar ki işte bunlar bebekken öldü. Sizin bunların, bu çocukların mezarlarının yerini bilmemeniz gerekiyor, işte görmemeniz gerekiyor. Annem ve babamı mezarlığa götürmüyorlar. 3 tanesi de ayrı dönemlerinde vefat ettiğinde annemle babam mezarlığa gitmiyor. Evet. Şu an aradan böyle bir 10 yıl falan geçti. Üçünün de mezarlarının yerini ne biz ne de ailem bilmiyor. İşte mesela bu nasıl, ne kadar doğru? Yani şu an annem bilmiyor, biz de gitmek istiyoruz ve şu an bizim mezarlık var mesela, ona götürmemişler. Ayrı bebekler için bir tane mezar var, oraya götürmüşler. Ama ne bir mezar taşı var, ne bir at var. Bilmiyoruz nerede olduklarını, nerede gömüldüklerini. Bu ne kadar doğru? Şimdi dinimizde ölen kişi teçhis, tekfin ve tedfin vardır. Yani ne demek? Elbiseleri çıkarılır ölmüşse, ondan sonra güzelce bir yıkanılır, gusül abdestiyle yıkanır, güzel kokular kokunur, sonra kefenlenir, sonra işte cenaze namazı kılınır, sonra defnedilir. Bir yaşına gelmiş ya da doğduğunda ses vermiş bir canlı insan, onun cenaze namazı kılınır. Aynen büyüklere yapılan işlemler aynı sona yapılır. Mezarı belli olur. Mezar da Resul Efendimiz kaybolmaması için bir karış yükseltilir diyor. Mezar bir karış yükseltmek de sünnettir. Peygamberimizin tavsiyesidir. Başına, ayak ucuna ismi vesaire işaret konabilir. Burası annemin mezarı, burası babamın, burası dayımın, dedemin mezarı, burası evladımın mezarı. Bunu yapmak bizim boynumuzun borcudur. Öldü, dozeri üzerinden geçir ya da yak at. Öyle bir şey yok. İnsanın ölüsü de bizim için mübarektir. Çocukların mezarı da, büyüklerin mezarı da aynı yerde olabilir. Müslüman mezarlığı olduktan sonra hiçbir mahsuru yok. Aile kabristanlığı olabilir. Burada anne, baba, çocuk yan yana olabilir. Bebek de olabilir orada. Bebeğin mezarını görmeyeceksin diye dinde öyle bir şey yok. Uydurmuşlar, kendileri bilmiyormuş, sizi de kandırmışlar ya da aldatmışlar. Dolayısıyla anne baba gömmüş ama görmemişler, bir daha bilmiyorlar ya da başkası gömmüş. O bölgede gidersiniz, ziyaretinizi yaparsınız, keşke bilinseydi, yanlış yapmışlar. Ölüye zarar vermez. Bizim yaptığımız hata ölüye zarar vermez. Ölünün üzerinden kalem kaldırılmış zaten. Biz hata bizse, bir zararlı olan, günahkar olan biz oluruz. Ölüye niye zarar versin? Ne birincisi kadar ilginç bu. Şeyler hocam ya. Yani nasıl evet. Böyle şeyler uydurabiliyorlar, bak, anlamıyorum. Bak ben de 20 yani. Senede televizyonda yani. Böyle bir soruyla ilk defa karşılaşıyorum. Ay ne olur gidip bebeğin ziyaret etse mezarı ne olacak? Ya gülünç yani bir şey zaman. Aynı zamanda. Komik. Yani çocuğun mezarını, kendi çocuğunu, anasının ciğerparesini gidip görmeyeceksin diyor. Böyle yani bir şey olmaz. Şey. Bu yanlış. Efendim başka sorunuz var mıydı? Hocam bir de şey diyorlar, hani Yasin mesela, ölülerinizin arkasından Fatiha Yasin okumayın, bu biattır diyorlar. Allah Allah. Hı. Allah Allah. Şimdi peygamberimiz pardon lafınızı böldüm, özür dilerim. Peygamberimiz ve onun sahabeleri sallallahu aleyhi ve sellem okumuyorlarmış, siz de yapmayın mesela diyorlar, biattır diyorlar. Bidat diyorlar. Bu ne kadar doğru? Resul Efendimiz aleyhissalatü vesselam, İkra'u Yasin ala mevtaküm,
ölülerinize Yasin okuyunuz diye İbn-i Mace'nin Sünen'inde bir hadis-i şerif var. Ebu Davud'da hadis var. Ölülerinize Yasin okuyunuz. Alimlerin bir kısmı, Elmalı Hamdi Yazır mesela, Hak Dini Kur'an Dili çok büyük bir müfessirdir. O diyor ki, bu iki anlama gelir. Bir, ölülerinize Yasin okuyunuz demek, ölmek üzere olan sekerat halindeki kişiye başında Yasin oku demektir. Ya böyledir ya da öldükten sonra Yasin okuyun demektir. Her ikisi de doğrudur. İkisinde de okuyoruz zaten. Biri bu, delillerimizden biri bu. Bu hadis zayıf hadis, yani uydurma değil ama bir takım tam kuvvetli bir hadis değil. Evet. Ama fazilet konusunda biz bunlarla amel ediyoruz. İkincisi, ikinci bir konu, insanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç şey olursa kapanmaz diyor. Üç şey, sadakayı cariye yapmışsa, köprü yaptırmış, cami yaptırmış, okul yaptırmış, hastane yaptırmış, çeşme yaptırmış. Ondan insanlar yararlandıkça sevap yazılır. Ölse de sevap yazılır. Ölmüş adam sevap hala kazanıyor. Çünkü eseri var. İkincisi, bir ilim talebe bırakmışsa kitapları okundukça sevap kazanır. Bir de kendisinin arkasından dua eden bir evlat bırakmışsa ve veledin salihin yed'u leh. Ana babaya dua ediyor. Ana babaya Kur'an okuyor. Ana babaya hatim yapıyor. Ana babaya sadaka veriyor. Ana babası için dualar ediyor. Allah'ım bağışla diye. Dua ölmüş. Bunun duası ona nasıl fayda ediyor? İşte bu dua niyetiyle de okuduklarımız ona fayda verir. Bu bidat değildir. Son olarak çok uzatmayayım. Biz Müştevan'ın amcası benim kardeşim Yusuf'la Uhud şehitliğinde akşam gittik. Hazreti Hamza radıyallahu anh ve şehitlere Yasin okuyoruz. Tebareke okuyoruz. Dua ediyoruz. Bir Arap geldi, görevli. Haram, haram, yallah, yallah. Tabii o beni Arapça bilmiyor falan zannetti. Ben de dedim ki limaza haram. Nahnu nakra Kur'an. Aynı bu hadisi okudum. İzâ mâte ibnu âdemin kata ameluh illâ selâs. Sadakatin cariyetin ve ilmin yuntefav bihi ve veledin yed'u leh. Nahnu ned'u. Şuhada. O bilmiyordur ki hocam o hadisi şerifi. O zaman o da bilmiyor. Dedik sen çok iyi biliyorsun. Sen devam et. Hocam o bize rastladığını düşünmüştür. Bizi kandırabilirdi sen, ama. Sen devam et. Şimdi evet. Okunur kardeşim. Öyle bir şey yok. Bidat değil, okunur. Evet, Erzurum'a selamlar dileyelim. Başka sorunuz yoksa? Yok, teşekkür ederim hocam. Hayırlı günler diliyoruz. Hemen ikinci telefonumuzu da alalım. Alo. 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 Buyurun efendim. Alo. Bursa'dan. Bursa'dan izleyicimiz, hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı günler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ben de baktığınızı çağırıyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Buyurun. Hocam benim bir sorum olacaktı. Ben 2016 yılında bir daire aldım. Daire? Evet. Hayırlı apartman olsun. Apartman dairesi aldım. Amin. Allah cümlemizden. Evet. İyi ki almışsınız. İyi ki almışsınız. Bakalım sonra nasıl olacak. Almış da. Evet. Almış da işte gerisi, bir şey olan gerisi. Hocam daireyi aldım. Dairenin belediye miktar parasını ödedim. Satış sözleşmesi yaptım. Tapu daha yeni çıktı hocam. Evet. Şimdi ben paranın, dairenin geri kalan parasını şimdi ödüyorum. Tapumu istiyorum. Karşı taraf diyor ki öyle bir şey olmaz diyor. Bugünkü şartlara göre dairenin fiyatı neyse parayı ona göre ödeyeceksin. Allah. Şahitlerim de var. Yani canlı şahidim var, mukavelem var, satış sözleşmesi var. Satış sözleşmesinde yani tapuyu verdiğim zamanki kura göre herhangi bir artış veya bir şey belirtilmemiş. Tamam. Şimdi adam diyor ki benim daire mesela atıyorum bugün 1 milyonsa 3'te 2'sini ödemişsin, geri kalan 3'te 1'i ödeyeceksin. Ne yapabilirim hocam? Bunun İslami yönü, ben dün birine görüştüm. Diyorum ki İslami kanunlara göre hareket edelim, soralım. Devlet kanunları var, İslami kanunları var. Her ikisinde de senin hakkın aynı. Şöyle söyleyeyim. Sen alışverişi yaptın, bu dairenin fiyatı ne kadar dedin? 500 bin lira dediler. Sen de bunu 3'te 2'sini ödedin mi? Geri kaldı. 4'te 3'ünü ödemişim hocam. 4'te 3'ünü ödedin. Diyelim ki yani %80'inin üzeri. Geri kalan borcunu da işte
bir kura şuna buna bağladıysanız problem yok, ama kura bağlamadıysanız, o TL üzerinden anlaşma yaptıysanız TL üzerinden ödeyeceksin. O kur yükseldi, döviz yükseldi demeye bile hakkı yok. Bağlamadıysa baştan. Dolayısıyla sen o ilk pazarlıkta geri kalan borcunu ödedikten sonra o tapuyu almaya hak kazanıyorsun. O sana vermezse haram işlemiş olur, kul hakkını gasp etmiş olur. Senin ona hakkın var kardeşim. Bunu davayla da, avukatlarla da çözersin zaten. Hiç problem yok. O ne kadar direnirse dirensin. Sen orada sakın dediğini yapma. Yanlış yapıyor. Evet, maalesef yanlış her konuda olduğu gibi hocam, fırsatçılar kol kesiyor. Tabii. Herkes bir fırsatını bekliyor. Başka sorunuz var mıydı efendim? Alo. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Bursa'ya selamlar olsun. Hemen bir telefon daha bekliyormuş. Alalım izleyicimizi. Sevim Hanım İstanbul'dan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Buyurun. Hocam çok özür dilerim. Ben 4 ay önce eşimi kaybettim. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Onu bir türlü unutamıyorum. Çok seviyordum. Çok hayırlı bir eşti. 36 yıl cennet yaşadım ondan maşallah diyebilirim. Maşallah. Bir türlü unutamıyorum. Psikoloğa da gittim ama yine de yapamıyorum. Dinimizde ne yapmam lazım? Hep ölümü düşünüyorum. Onun yanına gitmeyi düşünüyorum. Çok evet. Kötüyüm hocam. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Hocam ne güzel değil mi? 36 yıl evli kalıp ve bu kadar memnun kalmak. Başınız sağ olsun. Allah rahmet etsin. Teşekkür ederim. Rabbim cennette buluştursun. Şimdi biz insanız kıymetli kardeşim. İnsanlar acizdir. Ölümlü varlıklarız. Biz hep yoktan var edildik. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kadar yaşıyoruz. Yalnız geldik ve yalnız gidiyoruz. Yalnız kalıyoruz. Bu ayeti kerime bize hep şunu hatırlatıyor. Bir musibet geldiği zaman Müslümanların başına ellezine izâ esâbethum musibetun kâlu. Şöyle derler. İnna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Biz Allah'tan geldik. Allah'a dönüyoruz. Biz yok olmuyoruz. Tekrar geldiğimiz yere gidiyoruz ve orada buluşacağız. Ahiret var. İyi ki ahirete inanıyoruz. Ellezine yu'minune bil gayb, gaybe inanıyoruz. Çünkü ahirete inanmayan ölümü de anlayamaz. Mahvoldur, yıkılır, bir ölür. Ama ahirete inanan ölümü kabullenir, hayatı kabullenir. Evet. Biz inancımız gereği yıkılmıyoruz. Cenab-ı Hakk'a güveniyoruz. Diyoruz ki sen verdin, sen aldın. İnşallah cennette buluşturacaksın. Bir defa Allah'a isyan yok. Hayır. Veren o, resmi yapan o, yazan o, takdir eden o. Cenab-ı Hak verdi, yaşattı ve geri aldı. Ölümlü dünyayız. Hiçbir şey baki değil. Hüvel baki. Mezar taşlarında ne yazıyor? Hüvel baki yazar. Ne demek? Sadece Allah bakidir. Her şey, küllü şeyin helikun illa veçhe. Her şey yok olacaktır. Ancak Cenab-ı Hakk'ın zatı kalacaktır. O vardı, ezeliydi, ebedi olarak kalacaktır. Bir defa Müslüman bunu kabullenecek. İkinci, biz Tanrı değiliz. Biz ilah değiliz. Biz her şeyin sahibi değiliz. Biz burada misafiriz, yabancıyız. Gurbetteyiz, mola yerindeyiz, imtihandayız. Biz de gideceğiz yarın. Sırası gelen gidiyor. Bizden önce milyarlarca insanlar yaşamış. Sultanlar, padişahlar, vezirler, ağalar, herkes zenginler, saltanat sahipleri bile. Onlar da gitmiş, her şeyi bırakıp gitmişti. Dedem gitti, ninem gitti, efendim, amcalar, dayılar hepsi gidiyor. Dolayısıyla bunu kabullenmek zorundayız. Bir, ikincisi, hocam bunları biliyorum diyorsunuz, ben sizi anlıyorum. Ama içimdeki ateşi nasıl söndüreceğim, nasıl yapacağım? Bir defa üzülmemek, o da anormal bir şey. Üzülmeyin demiyorum ben size. Üzülün. Ağlamayın demiyorum, ağlayın. Ama sınırı var. Ölenle ölünmez diye bir atasözü var. Kendinize kahredercesine sürekli ağlıyor. Sürekli yemekten içmeden kesilmişseniz bile bile intihar ediyorsunuz. Bu da günah. Allah'a ihsan ediyorsunuz. Bu da günah. Bir sınırı olacak sevgili kardeşim.
sabır, Allah'tan sabır dilemeyin diyor. Afiyet dileyin. Ya Rabbi afiyet ver. Ama biz size sabrı cemil, güzel bir sabır. Sabrın da hepsi aynı makbul değil. Sabrı cemil, ecri cezil, sevabı da bol bir sabır diliyoruz inşallah. Cenab-ı Hak gönlünüze bir ferahlık, bir itminan, güç kuvvet versin. Size hayırlı, sağlıklı, imanla bir ömür nasip eylesin. İmanla gittiyse hiç korkma. İmanla gittiyse korkma. Elhamdülillah. Ölen için düğün, bayram, geride kalanlar üzülüyor. İnşallah Rabbim bir ferahlık versin. Unutmak bazen nimet olurmuş. Her zaman kötü olmaz unutmak. İşte öldüğü anki gibi hep aynı anı hatırlasak biz yaşayamayız. Cenab-ı Hak bir müddet sonra unutturacak. 4 ay civarında, işte 4 ay 10 gün bir sizin yas tutma hakkınız var. Zaten geçmiş o sanıyorum. 6 ay mı oldu vefat edeli? 4 ay. 4 ay mı oldu? Yas, evet. Yas dönemindesiniz. O yas bittikten sonra normal hayatınıza devam edeceksiniz. Çünkü Allah öyle istiyor. Cenab-ı Hakk'a isyan etmemek lazım. Cenab-ı Hak mekanı cennet etsin. Ölmüşlerinizin ruhu şad olsun. Beyefendiye de biz peygambere komşu olsun diye dua ediyoruz. Allah evet, Allah rahmet etsin. Rabbim size bir de zikre devam et. Yani Kur'an aşırı olmamak üzere. Az önce burada Esma-i Hüsna'yı konuştuk. Onları oku, Kur'an'ı oku. Namazda, duada zaten dua ediyorsunuz. Onları da sizi rahatlatacaktır inşallah. Yanınızda mutlaka birileri olsun. İçine kapanmayın. İmkanınız olursa onun hayrına sadaka vesaire, umre, onları yaparsınız. O da orada rahat eder. Sizden hoşnut olur inşallah. Hocam kısmet olursa Nisan'da Ümre'ye gideceğim zaten. Evet. Onun adına da Ümre yapabiliyorum orada değil mi? Tabii. Onun adına da yaparsınız. Önce kendi adınıza bir umrenizi orada yapın. Ardından tekrar ihrama girip orada size anlatır hocalar. Sırf onun için de bir umre yapın inşallah. Şöyle bir şey söyleyeceğim hocam. Ben yalnız yaşıyorum. Çocuklarım evle. Şöyle bir şey söyleyeyim. Her gün 21 defa Ettehiyyatı okuyorum. 41 defa Elham'ı okuyorum. 70 defa Kulhu'yu, 70 defa Nas suresini okuyorum. Her gece 3 Kulhu 1 Elham okuyup bağışlıyorum. Güzel. Bu sizce iyi mi? Çok güzel. Çok güzel yerinde yapıyorsun. Allah kabul etsin. Ve teşekkür ederim. Hani yapıyorsun. Hiçbir zaman isyan etmedim. Elhamdülillah. Maşallah. Allah'a tabii ki inancımız sonsuz bizim. Maşallah kardeşim. Bir de şunu söyleyeceğim hocam. Ben Kur'an okumayı bilmiyorum. Sadece gittiğim Kur'an'larda Yasin'in 4 satırını ezberleyebildim onların okuduğu kadarıyla. Evet. Şimdi şifreleri almaya çalıştım. Sesli Kur'an-ı Kerim'i almak için ama bir türlü nasip olmadı. Artık kime nasipse Mevlam daha iyisini bilir yani. İnşallah. Kur'an'ı bilmiyorum. Çok istedim şifreyi verip de o sesli Kur'an-ı Kerim okuyup da her gün okumak. Bak bizim her yayınımızda, her hafta o hediyemiz var. Devam ediyor. İnşallah. Haftaya takip edersiniz haftaya o zaman. Haftaya takip edin. Ondan sonraki hafta inşallah size denk gelir. Az önce de bundan bahsettim. Şimdi sırada bekleyen, hak etmişler varken biz bir başkasına verirsek olmaz. Kesinlikle başkasının hakkını asla biz şey yapmayız. Yani ailece biz öyleyiz. Tamam inşallah. Elhamdülillah yani. Peki. Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Benim eşim çok iyi bir insandı. Yani bütün herkese kediye hüt ettim diye bana o kadar kızdı ki sen ne yapıyorsun? Allah'ın yarattığı bir varlık o. Böyle bir insandı. Çok seviyorduk birbirimizi. Çok kötüyüm ben hocam ya. Rabbim kolaylık versin. Hocam. Sabrını artırsın. Rabbim size sabırlar versin. Gönlünüze ferahlık versin. Çok teşekkür ederim. İçimi aydınlattınız. Allah razı olsun. Allah'a emanet. Duacıyız. Biz de dua ediyoruz inşallah. İnşallah. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Sağ ol kardeşim. Tamam. Allah razı olsun. Evet hocam. Bayağı sırada telefonlarımız da bekliyor. Hemen konumuza geçelim. Müştebaki iyi ki oturtmuşuz. Şimdi izleyici bana kızıyor bazen. Diyor ki hocam diyor, müştebayı diyor, bekletiyorsun diyor. Secdede kalıyor diyor, rükûda kalıyor diyor. Müştebacığım hakkını helal et. Bu da bir hakkıdır değil mi hocam? Ya Allah'tan oturtmuşuz yani ayakta kalsaydı. Evet hocam, bir izleyicimiz Kabe'ye doğru ayağını uzatarak namaz kılmak doğru mudur diye bir soru sordu. Şimdi bu kimin için? Dizlerini bükerek oturamıyor. Oturduğu zaman kalkamıyor. Ancak böyle oturursa oturabiliyor. Bu bunun için. O zaman ayaklarını bağdaş kurmak mı daha doğru?
kenarlara çevirmek mi doğru, kıbleye uzatmak mı doğru? Kitaplarımız diyor ki ayakları, yönü, her şeyi kıbleye doğru uzatacaksın. Kıbleye doğru uzatacaksın. Evet. Ve bu şekilde namazını ima ile kılacak. İma ile bir kılacak. Bir deneyelim hocam. Bir görelim. Şöyle bir şey var. Benim hocam da, yaşlı bir hocam var. Allah şifa versin. Bizi izler o her zaman. Buradan da izlediğini tahmin ediyorum. Ahmet Akın Çevan hocam, ellerinden öpüyorum. Sahurda duasını almıştık, evet, hatırlarsa. Evet, evet. O da dizleri tutmuyor. Şimdi hocamın oturuşu böyle. Aynen böyle. Namazda mı hocam? Namazda böyle oturuyor. Böyle, evet, oturabiliyor. Ama bir şey diyor. Ben diyor secdeye giderken ayaklarımı toparlayıp secde yapabiliyorum diyor. Yani bak, hocam görelim mi? Burada şimdi iki nasıl türlü olacak? Secde olacak. Birincisi ayaklarımı toparlayamıyorum secdeye giderken diyenler için secde şöyle olacak. Rükû secde şöyle olacak. Allahu Ekber, namaza duralım. Okuduk. Evet. Sübhaneke, Fatiha, Zamm-ı Sure. Rükû'ya giderken ellerimizi dize koyuyoruz. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Semiallahu Lümen Hamide. Şimdi secdeye gidiyoruz. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Şimdi ikinci rekata kalkıyoruz. Allahu Ekber. Okumaya devam ediyoruz. Bu bir hali. Yani dizlerini bükemeyen kişi, evet, ayaklarını kıbleye doğru uzatacak, kıbleye dönecek, seccadesini böyle koyacak, yere oturacak. Bir de oturduğu, devamlı dizüstü oturamıyor ama secdeye gidebiliyor. İşte, evet, hocam öyle yapıyor, onu göstereceğim şimdi. O da ki ben Lübab'ı, Kuduri'yi, Mülteka'yı efendim hep onda okudum. Fıkıhla ilgili kitapları onda okudum. Dolayısıyla kitapta da bunların yeri var. Şimdi kitapta yerini söyleyeceğim, bu gözünü burnunu yıkayamayanlar gusülde müsülde onun, evet, delilini söyleyeceğim. Şimdi bir de var ki ben secdeye giderken alnımı yere koyabiliyorum, dizimi bükebiliyorum diyenler. Otururken böyle namaza duralım. Allahu Ekber. Sübhaneke, Fatiha, Zamm-ı Sure okuduk. Rüküye gidiyoruz. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Semiallahu Lümen Hamide. Secdeye gidecek, dizlerini bükerek normalde secdeye gidebiliyor. Allahu Ekber. Hocam böyle yapıyor. Aynen böyle yapıyor. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Tekrar ayaklarını uzatacak. İkinci rekatta. Bu da doğru. O da doğru, bu da doğru. Oldu mu? Anlaşılmayan bir şey var mı burada? Tamam. Şöyle diyecektim ama vazgeçtim. Siz anladıysanız herkes anladı diyecektim. şu anlamda yani. Burası anlamışsa seyircilerimiz anlamıştır anlamında söyleyeceğim. Şimdi sorunun ikincisi şuydu. Burun ameliyatı olduk. Burnumuza su veremiyoruz. Hocam bir araya girebilir miyim? Aklıma, buyur, geldi. Normalde mesela hacca, umreye gittiğimizde de ayaklarımızı bu şekilde, namaz değil de oturma şekli, kıbleye doğru bu şekilde durabilir miyiz? Yani evde ya da Kabe'de orada otururken ayağımızı bu şekilde uzatabilir miyiz? Yorulduğumuzda mı? Yorulduk, evet. Hayır. Orada tam tersi. Yatarken, otururken Kabe'desin ya da evdesin, mümkün mertebe ayağını kıbleye uzatmayacaksın. Saygıdır. Evde de böyle. Kıbleye doğru ayağımızı uzatmak. Bu namaza özel. Bak, namaz kılana ayağını kıbleye uzatmak var. Böyle oturamıyorsa, başka hali yoksa. Ama evet, normal hocam, adam sağlığı her şey yerinde ayağını kıbleye uzatacak. Olmaz. Saygısızlık olur. Buyurun. Şimdi ameliyat oldu. Burnuna dedi ki doktor, bir ay su değdirmeyeceksin. Ameliyat meşru bir sebepten dolayı oldu. Yani sağlık sebebiyle dolayı oldu. Veya göz ameliyatı oldu. Ben dua edin. Annem babam hala hayatta elhamdülillah. Şükürler olsun. Annem de bir
operasyon geçirdi. Babam da geçmiş bir operasyon olsun geçirdi. Hocam. Rabbim İkisi şifalar de. Versin. Ellerinden öpüyoruz. 10 gün biri kalıyor teyzenin. Hastanede, 10 gün biri kalıyor böyle nöbetleşe. Ve şimdi ikisi de Rabbim yanımda. Rabbim şifalar versin. Müşteba da pazar günü inşallah Safranbolu'ya götürecek onu yayından sonra. Annem babam. Şimdi babam göz ameliyatı oldu. Doktor dedi ki buraya kaç gün demişti Müşteba? 10 gün mü? 10 gün su değdirmeyeceksin dedi. Katarakt ameliyatı oldu. Evet. Şimdi dedi ki bana nasıl yapacağım? O da biliyor da. Dedim buraya bu bölgeye hiç su gelmeyecek şekilde yüzünü yıkayacaksın. Buraya istersen üstünü meshedersin. Meshetmesen de olur. Kalan bölgeyi yıkayacak hocam. Oraya su değdirmeyecek. Abdest oldu mu? Oldu. Evet. Çünkü dinde zaruret var, kolaylık var. Önce burnumuza da su değdirmeyeceksin dedi. Abdestte buruna su vermek sünnettir. Bak abdestte, namaz abdestinde yüzü yıkamak farzdır. Ağza buruna su vermek sünnettir. Ama gusül abdestinde ağza su vermek de farzdır, buruna su vermek de farzdır. Gusül abdestinde de değdirmeyeceksin diyor doktor. Değdirmeyecek o zaman. Değdirmeyecek. Ne yapacağız hocam? Ne yapacak? Yüzünü yıkayacak, burnunu koruyacak. Hatta isterse bir burnuna burunluk bir şey kaplama yapar abdest alırken. Evet. Hiç su gelmez. Şey ne? Delilin ne hocam? Delilim Hanefi mezhebinin el asıl yani el kitap dediği fıkıh kitabının Kuduri'nin daha geniş şerhi vardır. El Lubab fi şerhel kitap diye. O kitapta der ki bir insan gusül abdesti alırken başını yıkadığında yarası, ağrısı aşırı şekilde kendisini rahatsız ediyorsa, doktor da demişse ki hazık bir tabip başına su değdirmeyeceksin demişse bak gusül abdestinde. Diyor ki başına bir şey geçirir, vücudunu yıkar, başını yıkamaz diyor. Doktor tavsiyesiyle. Peki gusül oldu mu? Oldu. Oldu. Gusül ol. Allah zorluk dilemiyor ki. Kolay. O da sağlık için. Abdestin zaten kendisi de sağlık. Temizlik değil mi? Şimdi bir de secdeyi göstereceğim. Hocam. Şimdi burun ameliyatı olduk. Yıkama dedi. Yıkamadık. Bir de dedi ki eğilme dedi. Secdeye gitmeyeceksin dedi. Peki namazın farzlarından biri secde. Secdenin de farzları var. Secdeye gidelim Müşteba. Secdede 7 azanın yere değmesi farzdır. Kalk doğru. 7 azanın yere değmesi farzdır. 1. Alnımızı yere koyacağız. Farz. Koyayım alnını yere. Ellerimizi yere koyacağız. 2 el. 1 alın. Kaç etti? 3. Dizler yere değecek. İkisi. 5. 2 ayak yere gelecek. 7. Mesela secdeye giderken Müşteba ayaklarının ikisini de kaldır. Secde boyunca ayaklar havada kalsa bu secde olmaz. Namaz bozulur. Secde boyunca alnını yukarı kaldır. Olmaz. Şimdi doğrul. Bunlar farz. Bir de vacibi var secdenin. O da nedir? Burnu yere koymaktır. Bir daha secde edelim. Alın yere değdi, burun da yere değecek. Secdenin farzıdır bu. Kadınlar secde ederken ısrarla söylüyorum, kollarını böyle erkekler gibi açmayacaklar. Yere yapıştıracaklar. Onu da göstermiş de bak. Büzülecekler. Tam büzülecekler. Birleştirecek. Tabii erkek olunca kadının secdesini ben yapamıyor. Ben burada göstereyim hocam. Şöyle. Evet. Tam öyle. Tam öyle. Tamam kalkabiliriz. Şimdi burnu da değdirmedi. Doktor diyor ki burnu da değdirme. O zaman burun ameliyatı olmuş, su verme, alnını yere koyma diyen aynen böyle yapacak. Namazda ayağa kalkalım. Ayakta namaz kılabilir onlar. Şimdi ayakta namaza başladı. Rükûya gitti. Rükûya gitti. Bu kadar eğilmesine müsaade ediyorlar mı? Etmiyorlar. Yok. Etmiyor. O zaman oturarak namaz kılacak. O zaman oturarak namaz. Ya yere oturacak ya bir sandalyeye oturacak. Dizlerini diz üstü oturabilirsin.
Dizlerde sorun yok. Dizde sorun yok. Öyle, herkese öyle uzatma yok. Evet, şimdi başla namaza. Başladı. Rükuda hafifçe eğil. Doktor bu kadar müsaade ediyor çünkü. Semi Allahu lümen amide. Secdede onun kadar olsa ya da biraz fazla olsa yeter. Bu kadar. Bu da kolaydı. Ne zamana kadar? İyileşinceye kadar. Su görününce teyemmüm bozulur derler, değil mi? Evet. İyileşince. Müştebacığım çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Allah razı olsun. Hakkını helal et. Hem beklettik seni. Sağ olasın. Şimdi ben ikinci şifremizi de bu arada hatırlatmak istiyorum sevgili seyirciler. İkinci şifremiz El Mahi. El Mahi. Arkadaşlar da ekranda da verecekler. Şimdi hemen bir tane görüntülü sorumuzu alalım. Bu Mahi'nin manasını söylüyor. Tabii, buyurun hocam. Şimdi birincisi neydi? Söylüyor Ahmet. Musun? Ahmet Peygamber Efendimiz'in ismi. Ama hocam şimdi haksızlık oldu. Neyse, bu da bizden bugün olsun. Bugün torpil yaptık. Bu hadi. Da bizden olsun. Torpil bu de hocamın size hediyesi olsun diyelim. El Mahi kimin ismi? Peygamberimizin Peygamber ismi. Peygamber Efendimiz. Ben Mahi'yim, ben efendim Ahmet'im, ben Muhammed'im diye sayıyor. Mahi demek küfrü mahveden demek. Kötülüğü, şirki mahveden. Geldi, ne oldu? Putlara tapmaktan, şirke düşmekten, kadınları çocukları öldürmekten insanlar kurtuldu. İşte onu mahvetti. Kötülüğü mahvetti. Mahi. Bir de Osmanlıca, Farsça bir terkip var. Ol mahi ki diye evet. Başlar. Orada evet. O farklı. Evet. Evet, hemen alalım görüntülü sorumuzu. Hayırlı günler hocam. Hayırlı ben günler. Ben babaannem 95 yaşında işte diyor ki benim yerime biri hacca gitse, önceden hacca gidip gelen bir insan mı tekrardan gidebilir, yoksa gidemez mi, bizi bilgilendirebilir misiniz? Evet. Evet, birinin yerine hacca gitmek için tecrübeli olmak mı gerekiyor hocam? Daha önce gitmiş vekaletle hacca gidilir. Yani sağlığı bakımından gidemiyor, parası var, hac farz olmuş. O zaman vekil gönderir. Bu vekilin daha önce hac yapması, umre yapması şart değildir. İyi olabilir, güzel olabilir. Daha tecrübeli. Ya bu hoca biliyor her şeyi, bunu gönderelim. Bu güzel olabilir ama ya bu hiç gitmedi, vekil nasıl gidecek? Gider. Bu vekil ister zengin olsun, ister fakir olsun gider. Daha sonra kendisi zenginse, hac farzsa kendisi için ayrıca hac yapması lazım. Daha önce gitmediyse. Evet. Diğer bir görüntülü daha soru alalım. Hocam, biz dualardan sonra amin dediğimizde neden elimizi yüzümüze sürüyoruz? Bir anlamı var mı? Nasıl da tatlı sormuş hocam ya. Çok güzel. Evet hocam. Şimdi duada Müslümanlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü hocam. Vesselam öğretmiş, iki elimizi kaldırırız. Bu emoji mi var şimdi şeylerde? Evet, evet. Bu Hristiyanların duasıdır. Müslümanlar hep bunu birbirine bunu gönderiyor. Bu doğru değil. Oysa bu işaret de var. Tabii, bu da var şimdi. Şu da var. Bu bak Müslümanlar istediler. Hocam o ben emojileri... de bilmiyordum aslında. Ben de bunu çok kullandım. Şimdi bunu öğrenince artık bunu gönderiyorum. Biraz zaten ben. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla. Şimdi aldım. Senin öyle yaptığını görmüştüm çünkü. Evet evet, bilmiyordum. Şimdi Müslümanların duası budur. Bu Hristiyanların ve Budistlerin duası, selamlaması böyledir. Duada Peygamber Efendimiz iki elini birbirinden ayırmazdı. Bu iki anlama geliyor. Bir böyle mi ya da birini kaldırır, birini kaldırmamızlık etmezdi. Birini başka, birini başka tutmazdı. Aynı hizada tutardı. Ya böyle çok açardı, ya böyle göğüs hizasında açardı. Ama ellerini açardı. Yine hadis-i şeriflerde diyor ki, ellerini açarak dua etmişse yüzüne sürmeden indirmezdi. Ellerini açarak dua etmişse yüzüne sürmeden, elimizi açmadan dua ettik. Birisi dua etmiş de amin amin dedik. O zaman yüzümüze sürmemiz gerekmiyor. Ama elimizi açtıysak, bir insanın bedeninin en önemli organı yüzdür. Yüzde de en önemli organ gözdür. Bir insanı gözünden tanırsın. Gözüne bakarak anlarsın. O yüzden manen şu anlama geliyor.
insan niye elini uzatır, açar birine? Bir şey istediği zaman, ihtiyacı olduğu zaman, değil mi? Bana komşu bir tuz var mı, tuz versene diye elini açar mesela. Biz Allah'a ihtiyacımızı arz ediyoruz. El açmak demek, muhtacım, ver demektir, istemek demektir. Verdi, verdi, dua ettik, verdi, verdi. Bu da şükürdür. Ne şükür. Güzelmiş değil mi anlamı gerçekten? Şükürler olsun. Şükürler olsundur. Ve Allah'ın duayı kabulünün en önemli gösteren hal budur. Yani içinden ya da dilinle ne kadar dua edersen et, şunun kadar güzel yapamaz hiçbir şey. Gösteremez. Değil mi? Bu çok güzel. Allah kabul etsin dualarımızı. Amin inşallah o hocam. O şükrün ifadesidir. Yüzümüze vuruyor. Ya Rabbi sana hamdolsun, şükürler olsun dedi. Evet, alo, bir izleyicimiz hatta beklettik. Kusura bakmayın. Alo, buyurun efendim. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Sağ olun. Nereden? Kayseri'den. Kayseri'ye selamlar. Buyurun. Hocama bir sorum olacaktı da benim. Dinliyoruz. Tabii, buyurun. Buyurun efendim. Hocam merhabalar. Merhaba. Hocam benim annem ve babam, diğer kardeşlerimi maddi manevi olarak desteklerini sağlıyorlar. Fakat ben de her şeylerine koşuyorum. Hiç beni gözleri falan görmüyor. Bunun günahı var mıdır? Size sormak istedim. Her şeylerine koşuyorum. Nasıl oluyor? Yani iş olsun, hastane olsun, ne bileyim, her şekilde ben yanlarındayım. Fakat hani diğer kardeşlerime yardım ediyorlar. Sizin ihtiyacınız olduğunu bilmiyorlar mı? Ya biliyorlar ama yine de yok yani. Peki. Acaba size mi öyle geliyor hocam? Bazen yok. Öyle olabiliyor. Yok, öyle de olmaz da kendilerine söylemediniz mi yani, beni ihmal ediyorsunuz diğer kardeşlerimize? Söyledim. Ne diyorlar? Cevap alamadım yani. İmkanları var yani. Sana yardım edebilirler. Ya burada Nursel Hanım'ın dediği de şöyle. Acaba sen mi öyle, sana mı öyle geliyor? Bazen hocam şimdi birebir ilgilendiği için diğerlerinden daha fazla bekliyorsun. Çünkü ben ilgileniyorum. Bana biraz daha fazla verseler diye insanda bir beklenti oluyor. Acaba öyle bir şey midir diye ben düşündüm. Evet. Bir de insanoğlu verildiği zaman verildiğini saymaz da verilmediğini sayar. Evet. Yani ihmal edildiğini sayar. Evet. Nasıl düşündüğünüz, nasıl söylediğiniz değil de nasıl görüldüğünüz önemli. Sizi onlar nasıl görüyor? Demek ki sizi ihtiyaç sahibi olarak görmüyor. Size vermeyi düşünmüyorlar. Onu ara sıra hatırlatmak lazım. Yani içimizdekini ifade etmekten kaçınmayacağız. Sevdiğimizi belli edeceğiz. Üzüldüğümüzü belli edeceğiz. Kızdığımızı belli edeceğiz. Şimdi annen sana bir şey söyledi. Darıldın. Sonra dedi ki, çağırdı seni. Kızım bana darıldım. Yok, darılmadım anneciğim. Bir daha fazla söyler. Söylesene. Söyle tabii, darıldım anneciğim. Öyle, öyle dememeliydin. Dersen bir daha onu kendini ayarlayacak o. Ama sen şimdi darıldığını belli etmiyorsun. Sevindiğini belli etmiyorsun. Üzüldüğünü belli etmiyorsun. O da anlamıyor. Onu anlayacak şekilde göstermek lazım. Resul evet. Efendimizin yüzünden her şey belli olurdu. Seviniyor belli, üzülüyor belli, kızdı belli. Şimdi bin bir surat olmayacağız. Yani her şeye aynı, değişik. Öyle değil. Bir insan kızdığı belli olacak, sevindiği belli olacak. Üzüldüğünüzü fark etsinler kardeşim. Evet, Allah onların gönlüne yumuşaklık versin. Yok, teşekkür. Kayseri'ye selamlar. Evet, diğer telefonumuzu da alalım. Alo. Alo, Malatya'dan izleyicimiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ne güzel bir ses böyle. Buyurun. Teşekkür ederim. Benim hocama bir sorum olacaktı. Tabii, buyurun, dinliyor buyur sizi. Buyur kardeşim. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam benim için 5 yıldır rahatsız psikolojik tedavi görüyor. Allah şifa versin. Ve benim akrabalarım çok kendimize yardımcı olmuyorlar. Ben geçen hafta cuma günü gittim camide, çocuklarım için para topladım. Bunun günahı nedir? Şimdi sosyal bir devlette yaşıyoruz. Dediğin doğru, akrabaların önce
yakınların seni biliyorlar. Onların imkanı varsa yardım etmeler lazım. Etmezlerse günahkarlar. İkinci yol ne? Gidip dilenmemiz mi gerekiyor? Hayır. İkinci yol. Kaymakamı var, fakir fukara fonu var, muhtarı var, efendim aile yardım eden yerler var, sivil toplum örgütleri, kuruluşları var, vakıflar var. Onlara gitmeliyiz. Derdimizi anlatmalıyız, belgelemeliyiz. Böyle böyle bak hastane masrafı şunlar bunlar. Muhtardan kağıt almalıyız. Kaymakamlık bize yardım eder. Bütün bunları denedim. Hepsini yaptım da hiçbir şey olmadı. Aç kaldım. Mecburdum. İşte o zaman ancak el açabilirsin. Bir kişinin dağlara gidip odun toplayıp sırtında taşıyıp getirip şehirde satması dilenmesinden hayırlıdır. Peygamberimiz öyle diyor. Dilenmesinden hayırlıdır diyor. Çünkü dilendiğinde şöyle bir şey oluyor. Bütün insanların hakkı senin üzerine geçiyor ve senin de iffet zedeleniyor. Ar damarın zedeleniyor. Artık normalleşiyor. Çabucak dilenme isteği oluşuyor insanda. Allah korusun. Onu alışkanlık haline getirirse o iflah olmaz. Ve Allah da asla onun ihtiyacını gidermez. Hep muhtaç olur. Dilenen insan hep muhtaç olur. Öyle insanlar vardır ki muhtaçtır ama istemez. Allah'tan isteyeceğiz önce. Ama sosyal bir devletteyiz. Senin o duruma gelmene sebep olacak herkes günahkardır. Yapmadılarsa görevlerini. Komşular da dahil değil mi? Komşular da dahildir. Evet. O haberi oldu da muhtar yardım etmediyse, ettirmediyse, kaymakamın haberi oldu, yardım etmediyse, belediye başkanının haberi oldu, yardım etmediyse, onların hepsi günahkar olur. Dicle kenarında bir kurt aşırsa bir koyunu, yarın gelir adli ilahi Ömer'den sorar onu. Bir kurt bir kuzuyu götürse diyor, ben madem yöneticiyim, ilahi adalet benim yakama yapışır diyor Hazreti Ömer, korkuyor yani. O zaman yöneticiler böyle insanlar için korkacaklar. Bunların derdi hepimizin derdi. Öğrendik, bizim de derdimiz oldu şimdi. Bu insana yardım etmek lazım. Bu şekilde biz de duyurmuş olalım hocam. Tabii. İnşallah o müracaatlarını yap. Bak Malatya'da böyle bir kardeşimiz var. Oradaki yetkililere sesleniyoruz. Malatya'nın bir sürü zengini var ya. Malatya valisine de seslenelim. Belediye başkanına da seslenelim. Sen oralara gittin mi kardeşim? Gittim, evet. Valiliğe de gittim. Bir defaya mahsus 500 TL verdiler. O da geçen yıl Mart ayında. Başka da yok. Yardımlaşma sosyal fonuna da gittim. 5 ayda 6 ayda bir. Evet. 500 TL verdiler. Başka da yok. Devam edeceksin. Camide dilenme oldu mu? Ne olur. Peki hocam. Hocam bir sorum daha olacak. Söyle. Biraz hızlanabilir miyiz? Söyle. Araya gireceğiz çünkü. Biraz hızlanalım. Hocam benim 2 tane çocuğum var. Bir kızım bir oğlum. Çok agresif ve bizi hiç dinlemiyorlar. Onlar için ne yapmam lazım? Bir, çoluk çocuğumuzu helalinden besleyeceğiz. Evet. İki, güzel örnek olacağız. Sen her şeye kükrüyorsan, bağırıyorsan çocuk da öyle olacak. Üç, çocukları yaşlı gibi elini ayağını bağlasın böyle otursun diye beklemeyeceğiz. Yaramazlık yapacak. Yapacak. Yerinde durmuyor diyor. Durmayacak çocuk öyle zaten. Yerinde duruyorsa zaten anormal, doktora götür. Yerinde durmuyorsa normal. Çocuk öyle. Onun kalbi 180 atıyor. Seninki 60 atıyor. Bundan dolayı düzelir. Aşırı yaramaz olanlar vardır. Doğru. İmam-ı Gazali'nin güzel bir tavsiyesi var. İhya-i Ulumiddin'de kulağına ezan okuyun diyor. Babası, dedesi öyle yaramazlık yaptı mı? İsim dışında mı hocam? Tabii tabii. İsim konulurken tabii, yaramazlık ezan yaptığında okunur. Onun çocuğu, öyle yanında mi? Ezan okuyacaksın. Aa, ilk defa duyuyorum. Tabii. Ne güzel. İnşallah. Vallahi. Bütün yaramaz çocuklar olan anneler hemen ezanı okuttursunlar. Evet. Malatya'ya çok selamlar. Başka sorunuz yoktu herhalde. Hayırlı günler diliyoruz. Şimdi hemen bir görüntülü soru daha alıyoruz. Selamün aleyküm hocam. Size bir soru sormak istiyorum. Sürekli kaynanan yani bir şeyler peşinde, dedikodu peşinde, fesatlık peşinde. Sürekli huzurumuzu bozuyor. Sürekli her şeye karışıyor. Yani ben de bunlara katlanamıyorum. O kadar iyiliğime rağmen, o kadar merhametli olmama rağmen hep bu tür şeyler yapıyor. Ben de dayanamıyorum artık.
ve evime gelmemesini istedim. Ama eşimin ondan uzaklaşmasını istemedim. Sen gidip görebilirsin dedim. Ama görmek istemiyorum ben. Yani bunun günahı var mıdır? Günahı varsa nedir? Tamam. Söylemenizi istiyorum. Anladım. Hocam, bir gelinin kayınvalidesini eve almama gibi bir hakkı var mıdır? Dediği gibi eşi görüşüyor ama kendisi görüşmek istemiyor. Böyle bir hakkı varmış. Şimdi araya gireceğiz. Aradan sonra hocam aynı zamanda komşuluk haklarını ve hayvan haklarını da konuşacağız. Kısa bir ara şimdi. Peki. Selamün aleyküm hocam. Size bir soru sormak istiyorum. Sürekli kaynanam yani bir şeyler peşinde, dedikodu peşinde, fesatlık peşinde. Sürekli huzurumuzu bozuyor. Sürekli her şeye karışıyor. Yani ben de bunlara katlanamıyorum. O kadar iyiliğime rağmen, o kadar merhametli olmama rağmen hep bu tür şeyler yapıyor. Ben de dayanamıyorum artık. Ve evime gelmemesini istedim. Ama eşimin ondan uzaklaşmasını istemedim. Sen gidip görebilirsin dedim. Ama görmek istemiyorum ben. Yani bunun günahı var mıdır? Günahı varsa nedir? Söylemenizi istiyorum. Şimdi hocam bu kaynalalar bir zamanlar onlar da gelindi öyle değil mi? Yani niye böyle oluyor bilmiyorum ama hocam sözü size bırakıyorum. Zamane gelinleri. Öyle mi diyor? Öyle diyor onlar da ya şimdi. Ya onlar da bir zamanlar gelindi yani. Şimdi herkes kusuru başkasında değil de kendinde ararsa, insanı severse kavga az oluyor. Tek taraflı kavga olmuyor. Gerçekten bazen yaşlıların ya yaş almışların iki türlü çıkmazı oluyor, kusuru oluyor. Birincisi çok şey görüyor. Her şeyi biliyor kendine göre. Doğru. Tecrübesi vesaire. Yanlışları çok çabuk fark ediyor. Eksikleri hemen fark ediyor. Ama kendisi o geldiği zamanki hallerini unutuyor. Evet. Sen de onlarda eksiktin. İnsanlar birdenbire olgunlaşmaz ki. Eksik yapacak, bedeli ödeyecek, eli yanacak, bir daha çaydanlığı dökmeyecek. Efendim bir şeyi yanlış koymayacak, kavanozları kenara koymayacak, kırılınca anlayacak. Bunlar zamanla oluyor. Bir de basit şeyler bunlar. Bunlardan dolayı insanlara kızılmaz. Yani bir namus meselesi var mı? Bir can meselesi var mı? Böyle değil de o geldi, ben ona güldüm de o bana gülmedi. Ben onun ayakkabısını çevirdim de o benim ayakkabımı çevirmedi falan. Bunlar insan, boş insanın işleri. Yapacak güzel işleri olanlar bunlarla uğraşmazlar. Ve insandaki kalbe bakarlar, niyetine bakarlar. Niyeti güzel, kusurunu affedersin. İkinci bir mesele, yaşlandıkça insanın diline vuruyor. Yani, değil mi? Diline vuruyor. Hocam biraz beklenti de fazla oluyor herhalde. Ağzını tutamıyor bu sefer. Her şey söylemeye başlıyor. O da yıpratıyor. Peki burada kayınvalide eve gelmesin demeye hakkımız var mı? Evet hocam. Yuvamızı yıkacak derecede ise orada eşimize diyeceğiz ki yuvamızı yıkacak bak gelmesin sen annendir ben ona bir şey diyeyim gidip göre bu doğru ama yuvamızı yıkmaya yeltenmiyor da ufak tefek kavgalarda ise biz kendi elimizle kayınvalide gelmesin diyerek yuva yıkmaya başlıyoruz. Niye? Anasını koymuyorsun beynin kocanın anası gelmesin diyorsun. Adamın kanadı kırıldı. Evet. Gittiği zaman anasına diyecek ki senin hanım beni koymuyor ki eve. Nasıl bir kadınla evlendin sen dediği zaman bir kolu daha kırılacak. Boşanmaya doğru gidiyorsun. Sen evi kurtaracağım dedin. Boşanmaya doğru gidiyorsun. Bu da yanlış. O zaman herkese mavi boncuk dağıtacaksın. Evlilik devlet yönetmekten zor. Mavi boncuk kimdeyse onu seviyorum diyeceksin. Herkes de bende diye avunacak. Anneni de. Yani demek istediğim şu anlıyorsunuz siz benim demek istediğimi. Kandırmacı yok. Anneni de seveceksin. Eşini de seveceksin. Denge. Din ve dünya dengede olacak. İki tarafı de idare edebilmek o da zaten marifettir. Erkeğe çok iyi iş düşüyor. Erkeğe de iş düşüyor. Kadına da iş düşüyor. Yani iyi bir gelin. Hepsini idare eder. Ben ona inanıyorum. Sizin var mı kayınvalideniz? İyi bir gelin idare eder. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Mikrofona konuşalım. Yani gelin akıllıysa evet, kayınvalidesini idare eder, kocasını da idare eder. Sizin bir sorunuz vardı. Hemen alalım sorunuzu. İyi yayınlar hocam. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hocam ben Arapça bilmiyorum. Kur'an okumayı.
Kur'an-ı Kerim'i Türkçe anlamıyla okuyorum. Evet. Yani bunun Arapça okumayla Türkçe okuma anlamı olarak okuma arasındaki hani sevabı nedir? Bunu öğrenmek tabii istiyorum. Birincisi fark nedir? Onu söyleyeyim. Mesela Türkçesini namazda okuyamıyoruz. Arapça Allah'ın kelamıdır o. İnsan sözü değil ki, Allah kelamı. İkincisi, Allah kelamını öğrenmek için günde 10'ar dakikadan 7 günde 70 dakikayı hayatımız boyunca ayıramayacak mıyız? Çok kolay. Siz bir hanım hocadan rica edin, size ben bak başlayın, burada da şahitlik olsun. 7 gün 10'ar dakikadan ders versin size. Ben iddia ediyorum ki siz buraya haftaya Kur'an öğrenerek gelirsiniz. İnşallah hocam. Bu kadar kolay. Zor değil. Büyütmeyin gözünüzde ya. Çok basit bir şey. Ya çocuklar öğreniyor. Siz niye öğrenemeyeceksiniz? Öğrenirsiniz. Peki okuduk meali. Sevap alamadık mı? Utlubul ilme feridatun ala kulli müslimin ve müslümedin. Kadın erkek her Müslümana ilim farzdır. Kur'an ilmi Allah'ın en kıymetli ilimlerinden. Farz sevabı aldın. Farz işlemiş gibi sevap aldın. İnşallah. İnşallah. Namazda okuduğundan da ayrıca sevap alırsın. Sizin galiba bir sorunuz vardı. Buyurun. İyi yayınlar hocam. Sağ olun. Ben bu soruyu bir arkadaşımın ricası üzerine soruyorum. Kendisi çok evlenmek istiyor ama bir türlü kısmet olmuyor. Yani olacak gibi oluyor, yine olmuyor. Bir şey çıkıyor. O da bundan çok şikayet ediyor. Yani evet, artık ne var ki diyor, olmuyor. Bir şey mi var diyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Yani şimdi, bir dua. Duanın kalitesidir. Ana baba duası, bir Müslümanın başka Müslümana duası, Kabe'de yapılan dualar, teheccüd zamanı yapılan dualar, sabah namazında yapılan dualar, bunlar önemli. Evet. Bunları deniyor. Bir de şu duaya devam edecek. Mesela kısmet ve kader açılsın diye. Az önce Ya Fettah'tan hareketle söylemiştim. Allahümme ya müfettihal ebvab, iftah lena hayral bab. Allahümme ya müfettihal ebvab, iftah lena hayral. Ey kapılar açan Rabbim, bana da hayırlı kısmet kapılarını aç diye. Anladım duaya hocam. Devam edecek. Belli bir saatleri var mı yoksa? Belli saatleri teheccüd vakti ya da sabah namazı vakti olursa çok daha kıymetli olur tabi. Tamam hocam. Rızıkların dağıtıldığı zamanlar namazda var. Namazda kılması gerekiyor aynı namazda zamanda? Namazda kılsın tabi. Hacet namazı kılıp bir de dua ederse o daha güzel olur. Tabii ki. İnşallah. Allah var mıydı başka soru? Teşekkür ederim. Kısmet arayan kardeşlerimiz hayırlı kısmetler nasip etsin. Ben de şey soracaktım hocam. Yasin-i Şerif'te geçen Selamün kavlen min Rabbir Rahim ayetinin bulaşıcı hastalıklarda okunmasının faydaları var mı? Ben duymuştum. Pandemide sürekli okudum. Hastane kapısına girerken okurum. Böyle aklıma geldikçe öyle. Gayet güzel. Bu cennette Allah-u Teala cennete girenlere selam verecek. Selamun kavlen. Söz olarak Allah mir Rabbihim. Rablerinden onlara selam selam denecek. Ve selam, bir insanlar da cennette birbirlerine selam selam. Selam ne demek? Esselam. Selam, esenlik, afiyet demek. Yani hastalıklardan, üzüntülerden, yoksulluklardan, kederlerden salim olmak, kurtulmak demektir. Hastalık içinde okunur. Birine evet, rahmet için, bereket için de okunur. Çok güzel bir dua. İyi yapmışsınız. Gayet güzel başka olmuş. Teşekkürler. Sağ ol. Bir de El Vedüt, El Cami, El Mucib. Şimdi bunları biz her hafta tek tek bunu işleyeceğiz. Her hafta tek tek bizi işleyelim. Bizi izlerseniz her hafta bunların anlamları ve faziletlerini işleyeceğiz inşallah. Hocam isterseniz bir kısmet açıcı bir duamız vardı. Hem de hanımefendiye bir cevap olsun. Duamızı verelim mi arkadaşlar? Verelim, ben okudum. Hem ekranda görelim hem de hocam tekrar okusun. Tekrar versinler. Dualarımızı da verelim. Hatta zararlı zararlardan korunma için duası da var. Çok önemli o. Önce kısmet duasını verelim. Evet. Allahümme ya müfettihal ebvab iftah lana hayral bab. Allahümme ya müfettihal ebvab iftah lana hayral bab. Ey kapıları açan Allah'ım, bizim için en hayırlı kapıları aç ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Zararlardan korunmak. Bu duayı kim okursa diyor Hazreti Osman radıyallahu anh'tan da rivayet edilmiş. Allah onun sağ ve sol omuzuna iki tane görünmeyen manevi aslan koyar. Ve Cenab-ı Hak onu her türlü tehlikeden korur. O da nedir? Zararlardan korunma duası. Onu verelim arkadaşlar. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâ
ve huvessemi'ul alim. Bismillahillezi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissema ve huvessemi'ul alim. Allah'ın adıyla, onun adıyla yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbim hepimizi kötülüklerden korusun. Sabahları 3 defa, akşamları 3 defa bu duaya devam ettik mi? Allah'ın izniyle her türlü kötülükten korunur olur insanlar. Bu dualar kıymetlidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dualardandır. Amin. Şimdi hemen bir görüntülü soru alalım. Hocam selamünaleyküm. Size bir sorum olacaktı. Ben dışarıda böyle kendi başına sahipsiz gördüğüm hayvanları arayıp belediyelere, yani şikayet değil de hocam, hani bilgi veriyorum gelip alsınlar diye. Sonradan şu aklıma geldi hocam, hani onlar gelip bu hayvanları alıp barınaklara kapatıyor. Acaba hani benim yüzümden o hayvanlar özgürlüğünden mi oluyor barınaklara kapatılarak? Bu da beni bir vicdanen rahatsız etti hocam. Sizden bilgisini almak istiyordum. İyi yayınlar. Hocam şimdi bununla ilgili bir haber vardı hocam. Bilmiyorum siz dinlediniz mi haberlerde. Şimdi arkadaşlardan da rica edeceğim. Bir beyefendi, bir adam diyelim, komşusunun köpeğin havlamasından torunu korktu diye gitti. 3 kişiyi, aynı aileden 3 kişiyi öldürdü. Haberi izleyelim bağlantılı olarak. 3 kişiyi öldürdü mü? Evet hocam. Sırf köpek sesinden torunu korktu diye. Haberi izleyelim yanlış hatırlamıyorsam. Sesleri ard arda duyuldu. Havlayan köpek tartışması cinayetle bitti. Dehşet verici olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı. Ali İhsan K. torunuyla parka giderken aynı zamanda akrabası olan komşusu Yahya Köşek'in köpeği havladı. Torununun korkması üzerine Ali İhsan K. köpeğin sahibiyle tartıştı. Olaydan birkaç gün sonra karşılaşan ikili tekrar tartıştı. Eve gidip silahını alan Ali İhsan K. Yahya Köşek'e, eşi Meryem Döngül Köşek'e ve kızı Funda Güçlü'ye kurşun yağdırdı. Çok kişi vurdular ya. Bir köpek yüzünden kavga ediyorlar. Bu bahçelerinde kendilerinin şahsi köpeklerini besliyorlar. Sokak köpeği falan değil yani. Ağır yaralanan aile üyeleri olayın sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak üçü de yapılan tüm çok müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Katil zanlısı adam suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı. Şimdi hocam çok yazık olmuş. Yani benim bildiğim kadarıyla hocam annenin evladı üzerindeki hakkı kadar komşunun komşu üzerinde hakkı var. Yani bu kadar önemli. Bizler de aslında büyük şehirlerde yaşayarak biz de komşularımızı tanımıyoruz. Bunu maalesef göz ardı ediyoruz. Şimdi bir haber daha var. Onu da arkadaşlardan rica edeceğim. Ondan sonra sözü size bırakacağım. Kiracı ev sahibinin ıslak halısı, halı damlıyor. Oradan rahatsız oluyor, yukarıya çıkıyor, ev sahibini öldürüyor. Onu da bir hatırlayalım. Balkona halı asan ev sahibine kızdı, baba ve oğlunu kurşuna dizdi. Kiracı dehşet saçtı. Baba oğul her şeyden habersizdi. Yıkanan halının suyu alt kattaki evin balkonuna damladı. Kiracı Refai Karaman öfkelendi. Önce baba Adem Ebik'e yöneldi. Tansiyon yükseldi. Refai Karaman silahına sarıldı. 24 yaşındaki Muhammed Ebik hayatını kaybetti. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Muhammed Ebik'in cenazesi morga kaldırıldı. Evet hocam, sözü size bırakıyorum. Aynı zamanda bir ya sözün bittiği yer diyeceksin artık, söz söylemek evet. De zor yani, ama tabii şimdi ben şundan yana değilim. Yani biz de Anadolu insanı, Orta Doğu insanı olayların sonunda ağıt yakıp ağlamayı iyi beceririz. Ama olayları çözmek aklımıza gelmez. O komşu komşu öldürdü, ağlayalım. Köpeği öldürdü, ağlayalım. Peki bunun bir akıllı insanlarız değil mi biz? Bunu önlemenin yolu var mı? Komşu kavgasını önlemenin yolu var mı? Var mı? Varsa orayı onaralım. Yani öldürdükten sonra
o hapse gitti, bu öldü, cenaze bilmem ne, bunları ahvah etmek çözmüyor ki. Evet, konular da çok basit gerçekten. O zaman bir şey var ki biz artık vidalarımız, köşebentlerimiz, temellerimiz sarsılmış, iyice bozulmuş. Böyle kuş yüzünden, kedi yüzünden, köpek yüzünden, halı yüzünden kurşuna diziyoruz. Bu olmayacak bir şey. Ha, o zaman bir şey var. Niye, bunu nasıl önleyebiliriz? Bir. Hocam izninizle, bizim maddelerimiz vardı. Komşunun komşunun üzerindeki hakları. Onları arkadaşlardan ekranda isteyelim. Onların üzerinden ilerleyelim, tamam, mi? Tamam. Oradan arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar verelim. Oradan gidelim. Şimdi Dijivol'e de verebiliriz. Dijivol'den anlatayım. Dijivol'den anlatayım arkadaşlar. Buradan veriyorsun. Bir. Komşuyu Peygamber Efendimiz diyor ki Cebrail Aleyhisselam o kadar çok komşu hakkında bana malumat getirdi ki ben de şeyi bekledim artık. Komşu da komşuya anne baba oğul gibi mirasçı olacak. Mirasçı olacak diye bekledim. Yani komşu komşuya mirasçı olacak neredeyse. Bu hadisi şeriften iki şey anlaşılıyor Nursel Hanım. Evet, siz buyurun hocam. İmam Hatip okuduğunuz için bilirsiniz. İnşallah hocam. Birincisi şu. Komşu hakkı çok çok önemli. İkinci bir şey daha, teknik bir konu bu. Bunu ilahiyatçılar, imamlar için söylüyorum. Peygamberimize Cebrail'in getirdiği vahiyler sadece Kur'an'dan ibaret değil. Bak, komşuyla ilgili o kadar çok bana vahiy getirdi ki diyor. Nerede burada o kadar yok? Kur'an'ın dışında da vahiy gayrimetlu, okunmayan vahiy dediğimiz bir vahiy var. Evet, Peygamberimiz hocam. Onun için hikmet üzere konuşur. Hepsi Kur'an'da geçmese de yaptığı çoğunlukla vahye dayanır. Bunu bilmemiz lazım. Evet hocam. Şimdi komşu kimdir? Komşu her evin sağından, solundan, önünden, ardından, şimdi modern dünyada da üstten, alttan kırkar ev komşudur. Dinimize göre bak. Dinimize göre sağından 40 ev, solundan 40 ev, önünden 40 ev, ardından kuzeyden, güneyden, doğudan, battan, üstten, alttan 40'ar ev. Bunu bir defa unutmuşuz. Unuttuk. Peki, komşu, hadi apartmanda oturuyoruz. Bırak 40'ar evi. Dörder evi de bırak. Alt katın komşu, üst katın komşu, kapı komşun komşu, aynı kattakiler komşu. Diyelim ki 5 tane ev. 5 tane komşum var. Bu 5 komşu bile şu anda birbirini tanıyor mu? Tanımıyor. O zaman biz birbirimizi tanımayarak günaha giriyoruz. Bak, günah günah. Anneni, babanı tanımıyorsun, günah. Komşunu tanımıyorsun, günah. Hocam selam veriyorsun, selam almıyor. Nasıl günah hocam? Ha, oraya geleceğim şimdi. Mikrofona konuşalım. Tanımıyorsun, da günah. Yani bir şey söyleyeyim. Selam verdim. Selam verdim, selamımı almadı. Sen 9 sevabı aldın, vazifeni yaptın. Bütün günah ona gitti. Hocam, ama bak. Memleketteyken yani aç kaldığın zaman hemen yetişir veya ölüm olduğu zaman yetişir ama burada öyle bir şey yok hocam. Yine yetiş. İniyoruz merdiven aşağı, selam veriyoruz. Allah'ın selamını dönüp geçiyor. Yani nasıl bir yerdeyiz, tamam, bilmiyoruz hocam. Oraya geleceğim. Bak, ben bu komşu üzerine çok uygulama da yaptık. Muhabbet kapısında da yaptık. Şimdi bir defa birbirimizi sevmemiz lazım. Siz söylediniz değil mi? Birini söyle. Birbirimizi sevmemiz lazım. Birbirimizi sevdirmek için ne yapmalıyız? Saygı. Yok. O ikisi aynı. İki şey. Garanti. Garanti. Biri selam, biri ikram. Selam ve ikram yapan komşular birbirlerini severler. Bak şöyle. Ben verdim, almadı. Onun geçmişi vardır. Mesela komşunuz taşındı. Komşunuz taşındı. 6 ay oldu, 1 sene oldu. Bir tane Allah'ın kulu hayırlı olsun demedi. Şimdi o komşu bir daha kimseye selam vermiyor. Değil mi? Şimdi ondan sonra herkes birbirinden mi? Aya bunlar ne? Kimseyle konuşmuyor. Sen hoş geldin dedin mi zamanında? Demedin. Herkes başkasından bahane buluyor. Önce selam. Kapıda asansörü. Komşu gelmesin, ben bir an önce çıkayım deme ya.
O da gelsin diye kapıyı açık bekle. Kapıyı açık bekle. Seni beklediğini anlayan komşu sana bundan sonra selam verir. Ona ikram gönderdin. O da sana bundan sonra ikram gönderir. Şimdi birbirine ikram gönderen, birbirine selam veren komşu altlı üstlü oturuyor. Bak şimdi manzaraya geleceğiz. Altlı üstlü oturuyoruz ve tanışıyoruz. Ayşe Hanım, neydi isim? Ayşe. Ayşe, iki tane Ayşe oldu. Ayşe Hanım'la Ayşe Hanım komşular. Peki aranızda da ikramlar geliyor gidiyor. Ayşe Hanım senin üstünde oturuyor Ayşe Hanım. Halıyı astı, su damlıyor. Çıkıp kapısına dayanır mısın? Güzeldir. Ne dersin? Uyarırım. Derse, suyun akıyor. Söylersin. Mikrofon yok mu? Mikrofon. Verelim hemen. Ben de bir şey yapacağım sonra. Buyurun. Hocam, kapısını çalarım. Heh. Güzellikle uyarırım. Yani suyunuz akıyor dersin. Evet. O da ondan alınır mı? Tanışıyorsunuz zaten. Yok, alınmaz. Alınmaz. Ama tanışmadığın bir adama, daha önce tanışmadınız, selam vermediniz, gidip kapısını dayanırsan, ya biz senin suyunu, pis suyunu çekmek zorunda mıyız dediğin an koptu her şey. Haklısın ama zaten tanışmıyordunuz, gerildiniz. Ondan sonra birbirinizi boğmak için fırsat ararsınız. Bütün komşu kavgaları %99 iddia ediyorum tanışmamaktan kaynaklı. Tanışsalar, dost olsalar tahammül ederler. Birincisi bu. Köpeğine de tahammül edersin. Evet. Ya kocan horluyor mu? Hocam. Kocası horlayan var mı? Ben diyor. Şimdi aynı yatakta kocası horlayanın horlamasına tahammül gösteren komşusunun gürültüsüne tahammül gösterir. Hocam. Tanışıyorsa bak. Ama tanışmıyorsa kocasının horlamasına tahammül gösterse de komşunun tık sesinden rahatsız olur. Tanışmamaktan kaynaklanıyor. Burası önemli. Zıtlaşmak. Güzel. Zıtlaşmaktan hocam kaynaklanıyor. Hocam biz 15 daireyiz mesela. Komşularımızla yani 21 senedir oturuyorum. Çok çok iyiyiz. Siz çok doğru söylüyorsunuz. Yani güzel yaklaşım. Her şeyine tahammül edersin kardeşim. Tabii. Komşulu samimi ise kusurlarını görmezden ya, gelir. Saygı ve güzel saygıyla yaklaşım çok çözersiniz. Önemli yani. Mesela saygı. Benim altıma 2 ay olacak. Bir komşum taşındı yeni. Sadece hayırlı olsun diye bir kez konuşmuştuk. Komşumdan önce kedisiyle tanıştım. Bayağı böyle şey bir özgür bir kedi yani. Yani neredeyse hemen hemen 2-3 günde bir o ikinci kata nasıl tırmanıyor bilmiyorum. Kedi bana geliyor. Çocuklar da kediler de tanışmaya vesile oldu. O vesile oldu. Şimdi tanışmaya çok güzel oldu yani dostum. Birinci çözüm bu. Şimdi tekrar yansıtalım komşunun komşu evet, üzerine hakkını. Evet yansıtalım hocam süremiz çok ondan azaldı. Ondan sonra kedi köpek kavgasına da geleceğiz. Dur hocam şimdi. Arada sözünüzü keserek izninizle 3. şifreyi hatırlatmak istiyorum. Peki. Bu güzel hediyelerimiz için 4 tane güzel hediyemiz için 3. şifremiz Peygamber Efendimizin isimlerinden bir tanesi El Haşir. El Haşir ne demek? Evet. Mahşer günü ilk dirilecek Peygamber Efendimiz'dir. İlk dirilecek. İlk elbise giyecek de İbrahim Aleyhisselam'dır. Haşir. Evet şu maddeleri evet. Verelim. Hemen bir hızlanalım hocam. Bir, buyurun. Yardım istediğinde komşu yardım istiyorsa imdat dedi, bir şey dedi, çağırdı. Gideceksin yardım istediğinde. Muhtaç. İhtiyacını giderme imkanın var. İhtiyacını gidereceksin. Hasta oldu. Hasta oldu, ziyaret edeceksin. Bir tas çorba götüreceksin imkanın varsa. Cenaze çıktı evinden. Başsağlığı dileyeceksin. Ölüsünü taziyesine gideceksin. Düğünü oldu, derneği oldu. Sevincini paylaşacaksın komşunun. Bir musibete uğradı. Başına kaza geldi, bela geldi, iflas etti. Teselli edeceksin bak komşunu. İzni olmadan gölgesini kesmeyeceksin, güneşini kesmeyeceksin, evinin üstüne ev yapmayacaksın. Benim güneşimi kapattın. Ben hava alamıyorum. Kapımın önüne getirdim, bir şey koydun. İzni olmadan yapmayacaksın. Satın aldığın kokusu giden göz hakkı olanlardan ikram edeceksin. Çam sakızı çoban armağan. Pişirdiğin yemeğin kokusuyla da rahatsız etmeyeceksin. Havalandırmayı komşunun evin tarafına yapıyorsun. Olmaz. Kendi canını, malını
namusunu koruduğun gibi komşunun canını, malını, namusunu koruyacaksın. Senden emin olacak. Bir şey daha var. Komşusu kendisinden emin değilse cennetin kokusunu alamaz. Komşu bizden emin olacak. Bunlardan bize zarar gelmez diye dedirteceksin kardeşim. Şimdi kedi köpeğe gelelim mi? Evet tabii hocam, zaten bir sorumuz vardı. Kedi köpekleri şeye, belediyelere şikayet şimdi, ediyorum, toplatıyorum dedi. Param işliyor muyum? Bizde şöyle, hayvan sevgisi sevindirici bir şey. Eskiye oranla herkes de arttı. Bu bir defa, bunu kabul edelim. Hayvan beslemek de arttı. Evet. Eskiden gözümüzün önünde benim çocukluğumda belediyeler elinde tüfekle sokak hayvanlarını öldürürlerdi. Herkes de seyreder ve hiçbir şey demezdi. Şimdi hadi yap bakalım. Bak bu güzel bir şey. Bunu savunuyoruz. Fakat eskiden hayvan yüzünden de insan öldürülmezdi. Şimdi burada bir çıkmaza girdik. O zaman bunun kuralları olması lazım. Bir, sokakta başıboş hayvan bırakılmaz. Bunun kuralını koyacağız. Yüzlerce demiyorum ama ben onlarca Avrupa ülkesine gittim. Yani evet. 50'den fazla ülkeyi gezdim. Hiçbir gelişmiş ülkede sokakta başıboş hayvan göremezsiniz. Yok, yok, yok. Kedi de yok, köpek de yok. Olmaz yani. Sahibi vardır. Sahibi sokağa çıkardıysa cezasını öder, kaçırdıysa elinden. Birincisi bu. İkincisi, hayvanların hakkı da insanlar hakkı gibi kutsaldır. Kediyi hapsetti diye kadını cehennemlik dedi Peygamberimiz. Köpeği suladı diye o kötü yolda olan, yanlış yolda olan kadına cennetlik dedi. Evet. Dinimiz böyle bakıyor olaya. Onun ağzına verdiğin her bir lokma su sadaka yerine geçiyor. Sadaka yerine geçiyor. Başını okşaman sadaka yerine geçiyor. Kedinin, köpeğin. Bu kadar kıymetli. Peki bir insanın gönlünü kırmak ne? Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günah. Evet. Bu dengeyi koruyacağız. Kediyi köpeği sevelim derken insanları kurşunlarsan ya da kovarsan ya da onlara zarar verirsen o zaman da hayvan hakkı o göstermelikten kalır. Çünkü sen insanlara zarar veriyorsun. Bu dengeyi koruyanlar hayvanlara baksınlar, beslesinler, destekleyelim. Dengeyi koruyamıyorsa birbirleriyle kavga etmesinler. Peki bu kedi köpek yüzünden insan öldürenlerin suçu cezası ne? Çok büyük bir günaha girmiş oluyor. O çok zor onun işi. İnsanı öldüren, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir günaha, bak Müslüman olduktan sonra Kur'an-ı Kerim hiçbir günaha ebediyen cehennemlik demiyor. Ama bir insan masum bir cana kıyarsa ona ebedi cehennemlik diyor. Hocam sohbetiniz o kadar lezzetli ki, öyle değil mi sevgili seyirciler? Valla sizi kesmekten çok ar ediyorum ama hocam süremizin sonuna geldik. İzninizle programımızı bitireceğiz ama muhabbet kapısı pazar bitmiyor. Pazar günü var, perşembe var, haftaya var. Devam ediyoruz. Evet, inşallah muhabbet kapısı pazar günü yine canlı 9.50'de devam edecek. Ama biz son bölümde hocam Urfa'ya gitti, Şanlıurfa'ya gitti. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şifa bulduğu kuyunun başına gitti. Duamızı orada yapacak hocam. Ondan sonra da reklama gireceğiz. İnşallah. Duamızda sizden. Hayırlı günler diliyorum size. Hayır. Rabbim Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz her şeyi sudan yarattık. İnsanın bedeninin dörtte üçü sudur. Dünyanın dörtte üçü sudur. Kainatta her şey suyla hayat bulur. Su olmadan hayat olmaz. Su varsa hayat vardır. Bunun en güzel örneği de sabır makamında Eyüp Aleyhisselam'ın Rabbinden şifa istemesiyle ey Allah'ım, ey Rabbim, bana hastalık dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin dediğinde Allah-u Teala Sad suresi 41-42'de buyurduğu üzere ey Muhammed, Allah'ın o güzel kulu Eyyub'u da an. O hani hastalanmıştı da şeytan ona yorgunluk, eziyet, hastalık vermişti de ona biz dedik ki ayağını kaldır, başını ayağını yere vur. Ve oradan serin bir su çıkacak. O çıkan suyla yıkan ve onu iç. Eyüp Aleyhisselam
Buraya geldi, ayağını yere vurduğunda yerden su fışkırdı. Serin, berrak, leziz, tertemiz bir su. Onunla vücudunu yıkadı. Onun içtiği Eyüp Aleyhisselam'ın o ana kadar vücudundaki bütün yaralar, çıbanlar birdenbire iyileşti. Şifa buldu. O kadar güzel bir vücut verildi ki kendisine. Hanımı yanına geldiğinde Eyüp Aleyhisselam'ı sordu. Dedi ki Eyüp nerede? O da dedi ki sen Eyüp'ü tanıyor musun? E tanımaz olur muyum? E peki karşındayım. Sen Eyüp musun? Genç, yakışıklı, tertemiz bir vücuda sahip biri haline geldi. Eyüp Aleyhisselam'ı hanımı bile tanıyamayacak kadar Allah ona şifa verdi. Eyüp Aleyhisselam suyu dökündü, vücudunu tertemiz bir hal aldı. İçti sudan, o kadar güzel bir hal aldı ki vücudu ve gençleşti. Onu daha önce bu şekilde hiç kimse görmemişti. Hanımı geldi, Eyüp Aleyhisselam'ı sordu. Sen Eyüp'ü tanıyor musun dedi. E tanımaz mıyım, o benim eşim kocam deyince işte karşında duruyorum. Hanımı da hayret etti. Allah ona terü taze bir vücut bahşetti. Suların şifası ve gerçekten Rabbimin rahmetiyle Eyüp Aleyhisselam çok harika bir vücuda, çok sıhhatli bir bedene kavuştu. Allah her şeye kadirdir. Hastalığı sırasında hanımının kendisine, ey Eyüp, sen ağzı dualı Allah'ın seçtiği bir peygambersin. Niye dua edip de şifa dilemezsin? Allah senin duanı kabul etmez mi? Dua etseydin de iyileşsin diye söylemesinden üzüntü duydu ve ona iyileşirsem sana 100 sopa vuracağım demişti. Şimdi Eyüp Aleyhisselam o verdiği sözü, adağı tekrar hatırladı. Hanımına dedi ki sen bana böyle böyle dedin ya, ben de sana 100 sopa vurmayı ahdetmiştim. Allah Eyüp Aleyhisselam'a vahyetti o arada. Ey Eyüp, bitki saplarından, çöplerinden topla 100 tanesini bir demet yap. Hanımına şöyle dokunuver, adağın yerine gelsin, sözün yerine gelsin diye. Eyüp Aleyhisselam da bitkilerin saplarından topladı ve sözü sadece yerine gelsin diye kendisine hastalığı çok zor zamanlarında, o sırada hiçbir zaman vefasızlık göstermeyen, kendisine gayet iyi davranan ve yanından hiç ayrılmayan hanımına sözü yerine gelsin diye dokundurdu. Ve Kur'an-ı Kerim buna da işaret ediyor. Esas olan insanların düzgün olması, pişman olması ve karşı tarafa zarar vermemesidir. Bu yüzden böyle de bir kolaylığı Kur'an-ı Kerim bize gösteriyor. Yanlış bir söz verir ada kadarsak, Kur'an-ı Kerim onun da kolaylıkla çözümünü göstermiş oldu. Şu anda tabii bizi izleyen, hastalıktan inim inim inleyen, derdi olan, çaresiz hastalıklara düçar olmuş pek çok izleyicimiz de var. Onların da şifa bulması niyetiyle Eyüp Aleyhisselam'ın şifa bulduğu şu yerde, şu kuyunun başında ellerimizi açalım Rabbimize, tüm hastalarımızın şifa bulması için niyaz edelim. Allah en kısa zamanda tüm hastalıklarımıza, hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Eyyub'un sabrına, Eyyub'un hastalığına, Eyyub'un çilesine karşılık veren, rahmet eden Allah bize de rahmet eder elbet. Rabbim şifa sahibidir, şafi odur, koruyan odur, vesileyi kılan odur. Su bir vesile oldu Eyüp Aleyhisselam'a. Hastalarımıza da nice vesile olacak ilaçlar, dualar olsun. Amin. Sübhan Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena. Ey göklerin ve yerin sahibi olan Ulu Allah. Allah'ım her şey sendendir. Sana inandık. Sana iman ettik. Gönderdiğin kitaplara iman ettik. Peygamberlere iman ettik. Getirdiği her türlü sünneti seniyyesine bağlı kalmaya çalıştık. Ya Rabbi amellerimizi, ibadetlerimizi kabul eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım.
Allah'ım hasta kulların var. Hastalarımız var, şifa bekliyorlar. Eyüp kuluna Ni'mel Ab dediğin o güzel kula nasıl şifa verdiysen hastalarımıza da şifa ihsan eyle. Ya Rabbi acil şifalar gönder. Bedenimize sıhhat ver. Kalbimize nur ver. Elimize, gözümüze, yüzümüze nur ver. Nuruna gark eyle. Her türlü hastalıktan, gamdan, kederden, dertten, tasadan bizleri halas eyle. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Şifa sendendir Allah'ım. Sen verirsen kimse mani olamaz. Sen vermezsen kimse veremez. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allahümme şfi merdana, verham mevtana, ve stecib duaena. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Allahümme inna nes'elke temamen ni'me ve devamel afiye ve umran tavila ve rizkan vasi'a ve evladan saliha ve kuluben haşi'a ve lisanen zakira ve husnel hatime. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bi hurmetil Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.